bir şeyin sonunu beklemem. Başından bellidir. Ne yaptı benim çocuğuma, ne yaptı? Pişmanım. Nizam ya çıkınca gerçekler ortaya çıktı. Sabaha doğru da itiraflar gelmeye başladı. Sondan söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Herkes tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sen bir adım al, bir adım al. Efendim, aileni buldum. Her şey sizin sayenizde oldu. Mucizesiniz. Çankırı'da kadın cinayeti. Ya abim aldı öldürdü ya da abimin alacakları yaptı. Cinayete bizim derdimiz eşya mal değil. Annemin babamın yanına gidiyordu borçlular. İki kız kardeşin hedefindeki kardeş. Sen niye yalan söylüyorsun? Sen buradayım. Ben hiç kimseye atmıyor sizdiniz. Susmayacağım artık hayla. Ses duyan komşu. Sabah zaten aranıyordu. Akşam ben o kelimeleri duydum. Parla oraya kim geldiyse ve ne tartışması olduysa işte o gece oldu. Akıl bulandıran söz. Oğlum sağ oğlum bana ne kelimesini konuştu, ben kocası yanında zannettim yani. Düşman ölüm mü getirdi? Sizin annenizin kimseyle kavgası yok, dövüşü yok. Bu kadar kendi halindeki bir kadına, oğlunun bu kadar düşmanı varken ne oldu? Bir takım şeyler olmuş Müger. Ne gibi şeyler? Sevim Yıldırım neden öldürüldü? Az sonra Müge Anlı'da. Hiçbir şey için geç değil. Erteleme bugün başlar. Çok özeliz, mucizevi canlılarız. İçimizdeki kelebekler hep uçuşsun. El ele verirsek zorlukların üstesinden geliriz. Yeter ki o yüreğe sahip olalım. Tatyana diyeyim değil mi? Doğru söylüyorum. Ve eşi Ekrem Bey'in çünkü kızlarına ulaşamıyorlardı. 15 yaşındaki Ukrayna uyruklu kızımız kaybının 6. gününde bulundu. Bir arkadaşıyla beraber Esenler'de bulundu. Verdiği ifadede Karina ailesinin kendisini her hata yaptığında memleketi olan Ukrayna'ya göndermekle tehdit ettiğini, baskı gördüğünü ve bu nedenle evden ayrılmak istediğini söylemiş. Bir arkadaşıyla beraber de bu 6 gün boyunca geceyi dışarıda geçirdiğini söylemiş. Bu nedenle de eve geri dönmek istemediğini belirtti. Savcımız da onu yurda gönderdi. Ama biliyorsunuz bu bir geçici bir süreç. Yani siz orada kızınızla görüşüp ikna edip tekrar yanınıza alabilirsiniz. Efendim bize yurdu ne yerini söylüyorlar ne telefon numaralarını söylüyorlar. Hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Görüştürecekler sizi ama biraz bekleyin çünkü bu herkes için yapılan bir uygulama. Benim de doğru bulduğum bir uygulama. Yani siz çocuğunuzu aldığınızda belki ona zarar vermeyeceksinizdir. Ama bunu bilemez savcı ya da devlet. Yani biraz olayların aslında yatışmasını bekliyor devlet. Şunu yapıyor. Öfkeler dinsin. Herkes birbirini bir özlesin. Öfke dindikten sonra oturur konuşursunuz diye düşünüyorlar. Yani gideceksiniz çocuğunuzla görüşeceksiniz. Tatyana Hanım siz de yani çocuğunuzu ikna edip yanınıza alacaksınız sonuç itibariyle. Bakın. Ama şu an sizden baskı gördüğünü söylüyor. Tam da yaşı yani öyle çok şey. Onun sözü ciddiye alındığı için değil. Bu korkulacak bir durum da değil. Bence bunu anlatın hanımefendiye de. Bu doğal bir uygulama. Siz gidip çocuğunuzu ikna ettikten sonra bir de yetkilileri de ikna ettikten sonra çocuğunuz size geri verilecek. Gözünüz aydın. Sağ olun. Üzülmeyin. Biliyorum başka kaygılarınız var. Ama o kaygılardan uzaklaşın. Yani şu an çocuk devlet... Bir de efendim biz İzmir'de oturuyoruz. Mesela böyle burada çocuk kalırsa işimizden, gücümüzden, her şeyimizden olduk yani. Şimdi gidersiniz. Arkadaşlarımız size onun yolunu da gösterir. Gidersiniz. Savcımızla da görüşürsünüz. Peki. Dediğimiz gibi çok haklılar. Çünkü ne yazık ki... çok uygun olmayan şeyler de yaşandı bu ülkede. Yani çocuk kayıp, çocuk 18 yaşından küçük, polis buluyor,
teslim ediyor. Bu sefer evdeki başka bir şeyde ya çocuk zarar görüyor ya aile fertlerinden bir başkası zarar görüyor. Ya bu zararı önlemek için biraz öfkeler dinsin diye bir süreç. Ben çok teşekkür ediyorum bu arada İstanbul Çocuk Şube yetkililerine ve benim sevgili arkadaşım İstanbul Çocuk Şube Müdürü sevgili Özlem Temur ve ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Efendim, biliyorum ya hala çok üzgünler de o yüzden şey yapamıyorum. Biliyorum gözleriniz çok böyle tedirgin bakıyor ama hiç problem değil, hallolur. Ya ben sizin çocuğunuza bir zarar vermeyeceğinize inanıyorum. Mühim olan bunu ikna da etmek yani. Hem çocuğu hem savcımızı, olur mu? Teşekkür ederim. Kadriyeciğim, savcımızla bir görüştürelim aileyi, şeylerini yapalım. Yardımcı olmaya devam edelim. Şimdi efendim. Önce Müjgan'ı bir söyleyelim. Belki bize hemen abisi ulaşır, seviniriz. Müjgan Çetin şu anda 56-57 yaşlarında olduğunu tahmin ettiği abisi Murat'ı arıyor. Müjgan'cığım hoş geldin. Aslında enteresan bir hikaye. Babası Müjgan isminde birine aşık oluyor. Onunla evlenemiyor. Ondan bir oğlu dünyaya geliyor. Hatta daha sonra evlenip dünyaya getirdiği şu an stüdyomuzda olan kızının adına da Müjgan koyuyor. Aynı böyle filmlerdeki gibi değil mi? Bir aşk hikayesi. Müjgan da yıllar içinde babasının abisiyle görüşmemesini kendisine bağlamış ve bundan dolayı da büyük bir vicdan azabı çekiyor. Babasını kaybetmiş, Allah rahmet eylesin. Babamın cenazesine bile gelmemesi benim yüzümden. Çünkü ben bir kız çocuğu olarak babamın hep bu beraberliğinden olan abimi kıskandım. Onunla hiç görüşmesini istemedim diyor. Tabii Müjgan'cığım tamamen yanılıyorsun bu konuda da hayatım. Sen de kaç yaşındasın ki? 52 yaşındasın. Sen evli misin? Hayatım senin kocan canı bir şey istediği zaman yaptığında seni dinliyor mu? Onlar canların istediğini yapar, canların istemediğini yapmaz. Niye yapmıyorsun dediğinde de senin yüzünden der. Öyle erkeklerin sözüne güven olmaz. Şimdi sabah sabah başladık. Pazartesi günü destur bismillah. Bizim kameramanlar gülüyor. Yalan mı söylüyorum? Doğru söylüyor. Bak gülüyorlar kendi kendilerine. Sen onlara bakma. Baban isteseydi alır evin baş köşesine oturturdu. Ne annen ne sen hiçbir şey söyleyemezdiniz. Ama Müjgan öyle hissetmiş. Bir izleyelim. Ha. 52 yaşındaki Müjgan Erçetin babasının kendisine adını verecek kadar sevdiği birlikteliğinden olan abisi Murat'ı bulmak için çaldı Müge Anlı'nın kapısını. Babam Mehmet Kaya aslen Niğdeli. Annemden önce memleketten çalışmaya İzmir'e gidiyor. İzmir'de bir bayanla tanışıyor. Onunla bir birliktelik yaşıyor. Kadının adı Müjgan. O dönem hamile kalıyor. Babam memlekete ailesinin yanına götürmek istiyor. O esnada abileri babamı otogarda kaçarlarken vuruyorlar. Kardeşlerini alıp gidiyorlar. Babam aylarca tedavi görüyor. Daha sonrası babam bir kırgınlıkla memlekete dönüyor. Oğlu oluyor ama işte görüşemiyorlar. Annemle tanışıyorlar. Annemle evleniyor. Müjgan Erçetin'in söylediğine göre filmleri aratmayacak bir aşktı babasının aşkı. Canı pahasına vazgeçemediği kadından ayrı düşmüş, kızına sevdiği kadının adını vermiş, kızı üzülmesin diye de ilk evladını arayıp soramamıştı. Babam kadını o kadar çok sevmiş ki ben olduktan sonra direkt onun adını vermiş. Abim olduğunu öğrendiğimde ben yani o kıskançlığımı, o şeyimi anlatamam. Ben 2-3 sene babamla hiç konuşmadım, küstüm, kabullenemedim, sevgisini paylaşmak istemedim. Benim için babam çok kıymetliydi. Babam beni kaybetmemek için oğlunu arayıp sormadı. Babayla oğlun arasında gerçekten ben girdim, onun babasını çaldım. Bu vicdan azabıyla yaşayamıyorum. Bir helallik istiyorum. Büyük bir pişmanlık yaşayan Müjgan Erçetin'in abisi Murat hakkında bildikleri de oldukça sınırlıydı. 6 yaşına kadar hiçbir şekilde haber yokken kadın bir şekilde babama ulaşıyor. Kaydının olması için, okula gidebilmesi için evlenmem lazım diyor. Babam da onayı veriyor. Babam oğlu Murat'la yaklaşık 30 sene öncesi bir görüşüyor. Boya fabrikasında çalıştığını söylüyor. Ondan sonrası kopuk zaten. Abim Murat'ın babama bir tesbih yolladığını biliyorum. Tesbihin ucunda gümüş, gümüşün üstünde MF yazıyor. Hatta onu bile kıskandığımdan ben kaldırdım, attım. Babam ona bile sesini çıkartamadı. Bir bakıma keşkelerle yaşıyordu Müjgan Erçetin. Suçluluk duyuyor, geçmişi telafi edebilmeyi umuyordu. Babam 3 sene doldu, vefat etti. Biz babamızı 3 kardeş toprağa verdik. Keşke o da olaydı da babasını. Toprak doğa ataydı. Ondan sonra zaten ben de film koptu. Ben dedim bunu nasıl yaptım babama.
Yüreğindeki derin pişmanlıkla babasına karşı vefa borcunu ödemek, bir de abisinden af dilemek istiyordu Müjgan Erçetin. Kesinlikle babama kırgın olmasını istemiyorum. Bunun tek sorumlusu, tek sebebi benim. Gelirse canla başla sarılır kucaklarım gerçekten. Bir abim olduğunu bileyim, o da bir kardeşi olduğunu bilsin. Gelir babasının kabrine götürürüm, orada dua ederiz. Bu fotoğraf babamın son hali. Ama evladına hasret bir baba var burada. Çünkü buna engel vardı. Görmedi, görüşmedi. Hani benim bir ahdi vefam var, bir borç biliyorum. En azından babasını bu haliyle de görürsün. Müge Hanım, ben size güvenerek geldim. Biliyorum siz kimleri buluşturdunuz, kimleri kavuşturdunuz. Beni de inşallah abime kavuşturursunuz. Peki, hoş geldin öncelikle Müjgan. Yani ne kadar burada sabah izledim seni, dedim ki böyle gözyaşları içinde. Sen niye kendini bu kadar sorumlu hissediyorsun bu işten? Ya ben babamın kıymetlisiydim. Babam beni kırmamak için evladından vazgeçti. Ya beni hiç kaybetmemek için. Buna ben eminim, kendisi yani çok bu konuda yıprandı. Çok üzüldü. Kendi içinde çok savaş verdi. Biliyorum yani bunu. Müjgancığım, seninle Murat'ın arasında kaç yaş fark var? 6-7 yaş olmasın. 6 yıldır sen yoktun o zaman, çocuğuna gitmemiş de sen 6 yıl sonra doğmuşsun mu o zaman? Ama yaşadığı şeyler kolay şeyler değil. Eşini kaçırmak istiyor. O aileyi bırakmak istemiyor. Hamile olduğunu öğrenince kendi ailesini, babaannemlerini yanına getirmek istiyor. Ama işte ailesi izin vermiyor. Kaçırırken de babamı otogarda vuruyorlar. Babamın sırtında kurşun yarası var. Niye istememişler bu kadar babanı? Yani istemedikleri değil, kızlarını göndermek istememişler. Babamı onlar çok... Baban da çok yakışıklıymış ya. Askerlik fotoğrafı evet mı? Evet hocam. Allah rahmet eylesin. Peki Murat'ın biz soyadını biliyor muyuz? MF diyorsun. Yani MF olarak biliyorum Murat ama soyadını bilmiyorum. Annesinin adının Müjgan olduğunu biliyorum. Başka bir şey yok. Bir de ÇBS boya fabrikasında, pardon şey yok, söylemeyeceğim. Yok söyle söyle, ÇBS boya fabrikasında çalışmış. Yıllar önce. Evet. Yani onu da şöyle, en küçük olan kardeşim İzmir'de yaptı askerliğini. Babam yemin törenine gittiğinde olan kardeşimi bırakıyor bir yere. Gidip görüştüğünü duyduk yani kulaktan dolma. Yani neymiş? Neymiş? Canı isteyen istediğini yaparmış. Bu sadece erkek kadın için de değil. Biraz erkekler dememin nedeni yine toplumun tabii büyük bir kesiminde para erkeğin elinde olduğu için güç de onun elinde. Onlar istedikleri her şeyi yaparlar. Sen istediğin kadar kendini parala. Onlar yapar. Sonra bir şey yapar. Ya adam burada karısını aldatıyor senin yüzünden diyor. Neden? Çünkü sen beni çok kıskanıyordun diyor yani. Hani bir de bundan dolayı sen beni çok kıskanıyordun, ben de seni aldattım karıcığım demiyorlar burada. Şimdi ne alaka yani, kel alaka, adam onu bile ondan karısını suçluyor. Sen beni diyor çok kıskanıyordun da diyor. Yani işte zeka ama yani anlarsan. Anlatabiliyor muyum? Neyse anlamıyorsun sen ama yani anlamak istemiyorsun aslında, anlıyorsun da. Neyse. Bilmiyorum. Yani ama ondan sonra da anladığım kadarıyla o Murat'ın annesi başka biriyle evlendiği için baban nüfusunu almıyor. O yüzden de Murat'ın soyadının biz şu anda ne olduğunu bilmiyoruz. Evet. Yani zaten birliktelik yaşıyorlar, nikah yok. Babanla öyle. Evet. Ama babandan sonra evleniyor. Evet. Evet. Herhalde evet. Çocuğun nüfusu da ya da Müjgan Hanım'ın soyadı F ile başlayan bir şey mi? Bilmiyorum. Hiç o konulardan ötürüm. Çünkü babamı konuşturmuyordum. Babamı hiç bu şey, yani annemle genelde dertleşiyorlar. Annem çok istiyordu. O da senin bir evladın, getir, git, gör. Annem o konuda çok şeydi. Ondan önce yaşanmış tabii. İşte zaten bütün kabullenmem öyle oldu. Eğer ki annemden sonra olsaydı ben babamı asla affetmezdim. Ki babama ben... Hani tek annemden önce yaşandığı için bazı şeyleri kabullenmeye çalışıyorum. Hele şu 3 sene bitti işte, babamı kaybettikten sonra da bende çok büyük yara oluştu. Baban nasıl vefat etti? Babam anneme dayanamadı. Annem kanser tedavisi görüyordu. İkinci terapiden sonra kaybettik. 3 ay 25 gün sonra da babamı. Ki anneme de çok büyük bir aşkla sevgiyle bağlıydı. Aşırı derecede. Hani ben hiç kimsede görmedim onların sevgisini, aşkını. Hani o derece. Ay sen çok romantik bir kadın çıktın. Ben de baştan keşke söylemeseydim öyle dandandan. Ben de öyle şeyler olmadığı için.
Gerçekten öyle. Aa, yani herkes bilir. Son nefesine ne güzel kadar. Senin eşinle nasıl ara? Siz de mi böyle yok, çok büyük bir aşk yaşıyorsunuz? Yok yok, biz ayrıyız. Ha, ayrıldın sen he. Ay Allah sana da inşallah öyle böyle çok güzel kalplisin. Ne güzel görüyorsun her şeyi böyle. Biz ayrıyız. Şey yok. Anladım. Ama ben herkese nasip etsin böyle bir eş koca diyorum. Çünkü son nefesine kadar eliyle besleyen insan. Bisküviyi suya, artık cana geldi şey yapıyor da yersen iyi olacaksın diye bisküviyi suya ıslatıp da ağzına sokan bir insan. Annene. Annen ona kızmıyor mu senin adını Müjgan koyunca? Yok. Annem çok ya o şeyde o kadar olgun karşılıyordu ki ben annemi... Canım tamam daha önce hani olmuş bir şey olgun karşılarsın da şimdi benim kızımın adını nasıl eski sevgilisinin adını koyacak? Onu bilmiyormuş ama o dönemde hiç. Ha, bilmiyormuş sonra öğrenmiş. Tabii canım annem de çok sonra. Bir de hala da kumrular gibilerdi. Evet evet. Direkt hiç... boşanma sebebi be. Yok annem ben kendinden önce olduğu için hani hiçbir şekilde şey yapmadı. Çok. İşte abiciğim bak böyle şeylere kafana takmazsan kumrular gibi diyorlar sana işte. Yani işte kumru da böyle olmuyor demek ki. Acaba kumrular da böyle mi yapıp ömür boyu beraber oluyorlar? Vallahi bilmiyorum yani bizi bilenler biliyor. Bu arada biliyor. Hiç İstanbul'da kumru kalmadı ya. Evet. Çok üzücü şimdi aynen. Nereden nereye ama biz çok kumru seven bir aile olarak boyuna kumru arıyoruz. Hiç kumru kalmadı hep bize eve geliyorlar. Ama bu kumrular da akılsız. Ben onlara o kadar güzel yerler yaptım size anlattım ya. Korkularından az sonra kargalar kaptı kaptı çocuklarını. Karga ve martı çok fazla. Kumru nesli tükeniyor yani İstanbul'da. Bilmiyorum bununla ilgili bir şey yapılmalı. Kuşadası işte bir şey yapılmalı belki Kuşadası'ndan buraya getirilmeli. Ben çok severim kumru. Onlar da işte ömürleri boyunca tek eşli olarak hayatlarını sürdürüyorlarmış. O yüzden böyle aşık çiftler olduğu zaman kumrular gibi denmesinin de nedeni oymuş. Çift çift gezerler ya hep böyle. Keşke baban yaşarken gelseydin onlar da baba ol kavuşsalardı. Ne demek istersin abine? Ben diyorum gelsin. En azından yani ben ona, biz üç kardeş kaldık, kimsemiz yok, anne baba da gitti. Yani en azından ben hep evin en büyüğüydüm, hep ben her şeyi üstlendim, göğüslendim, hep ben yükün altına girdim. Ben de bir abi diye birilerine sarılmak istiyorum. Bakanım canım olduğu için yani babamın gerçekten baba bir öz kardeşiz, çok istiyorum. Hem ahdi vefa, hem bir özür, hem bir helalleşmek ne derseniz bunun adına. Ama sen de abine sarılmak istiyorsun yani değil mi? Tabii ki. Babandan dolayı değil sadece. Tabii ki kimsemiz kalmadı yani ne oluruz olsun o da bir cam parçamız bizim. Kardeşlerim ne diyor bu işe? Küçük kardeşim çok istiyor en küçüğümüz. Ama ortanca kardeşim zaten o biraz yapı itibariyle de soğuktur. O nötr şey yapıyor ama küçük kardeşim de benimle birlikte. Kız mı erkek mi küçük? Erkek, iki erkek kardeşim var. Ben onların annesiydim. Annem hep hastaydı benim. Hani sene 82'den 83'ten bu tarafa hep hastaydı annem. Nur ben evin küçük yapsın annesiydim. Ama ben de artık küçük kalmak istiyorum. Benim de büyüğüm olsun istiyorum. Ay ben sana kıyamam ya. İnşallah bu gözyaşlarını mutluluk gözyaşlarına çeviririz. Yani babasının İnşallah. Mehmet Kaya olduğunu bildiğimiz soyadı Kaya değil kuvvetle muhtemel. Baban almamış nüfusunu anladığım kadarıyla. Evet. İsminin Murat olduğunu biliyoruz. Mehmet Kaya'nın oğlu Murat Bey'i arıyoruz. Annesinin adı Murat'ın annesinin adı Müjgan. Onu biliyoruz. İzmirli. İzmir Karşıyaka'da evet. Restorantı varmış babamın zaten. O restorantı falan tamamını... öbür tarafa bırakmış şey yapmış işte giderlerken peki beraber... ailenin şey Müjganlar da İzmirli mi? İzmirli evet. Onu biliyoruz. İzmir Karşıyaka'lı. Karşıyaka. Peki, ama burada başka bir hikaye çıkabilir eğer biz bulursak. Hiç bilmiyorum hocam. Hiç hani bilgim gidip yok. Gördünüz mü o hayır, restoran hayır, hayır. Duruyor ben mu? Hiç kim bilgimiz işletiyor? Yok. İşte o dönemde babam askere giderken olduğu gibi iş yerini evini bırakıp çıkıyor. Askerliğe çıkıyor babam. Onda diyor ki aile oraya bırakmak istemiyor hamile olduğunu bildiği için. Annesinin babasının yanına, babaannemlerin yanına götürmek için memleketimiz Niğde'ye. Otogarda abileri yakalıyor. Vurmuşlar, yaralanmış.
Sırtında hatta var şey yarası, kurşun yarası sırtında. Ondan sonra babam tabii uzun zaman yoğun bakımda falan kalıyor, şey yapıyor. Kusura bakmayın, rahatsızım da sesim çok kötü çıkıyor. Ondan sonra babam hiç oraya şey yapmadan memlekete dönüyor. Anne babayla helalleşiyor, askere gidiyor. Asker dönüşü tekrar memleket. Ondan askerden sonra, önce de nasıl onun bu kadar dükkanı olmuş, evi olmuş? Ya 16-17 yaşında çıkmış zaten. Ne dükkanı? Babam aşçıdır, tescilli aşçıdır. Ha, yani o dükkanı ne falan. Mesela et üzerine mi? Lokanta, ızgaradır genelde. Yani tamam, inşallah şimdi bir tanıyan bilen çıkar. Belki bu fotoğraf Müjgan Hanım'ın da. İnşallah o hayattadır. İnşallah. İnşallah. Yani zaten bu fotoğraftan mutlaka bulurlar. Askerlik fotoğrafı son onların görüp göreceği fotoğraf. Ya ben şimdi bulalım da o hikaye öyle değildir yani. Kız hamile kalmış, niye abileri gelsinler vursunlar falan, başka bir şey olmuştur orada. Belki göndermek için istememişler kız kardeşlerini. İstedikleri kadar göndermek istemezler. Mesela kız hamile kalmış, sonra çocuk doğmuş, çocuğun nüfus kağıdı meselesi var. Orada başka bir iş vardı. İşte bilmiyorum, benim kulaktan doğma. Yani bu konuları konuşturmak dahi istemedim. Karşımda konuşamıyorlardı. Babam alkol aldığı zaman annemle paylaştığı yarım yamalak şeyler. Yani derinini ben de bilmiyorum. Ay, dur bakalım neler çıkacak. İnşallah Murat Bey bizi izliyordur. İnşallah. Mehmet Kaya'nın oğlu Murat Bey, annesinin adının da Müjgan olduğunu biliyoruz. Aslında elimizdeki tek bilgi bu. İzmir Karşıyaka biliyoruz, bir lokanta biliyoruz. Bir de ÇBS Boya Fabrikası'nda. ÇBS Boya Fabrikası'nda çalıştığını biliyoruz. Ama hepsi kulaktan dolma bilgiler. Bir kısmı doğru olabilir, bir kısmı yanlış aktarılmış olabilir. Artık siz oradan kendinizi bulun. Şimdi Boya Fabrikası'nda çalışanlar bile tanıyabilir. Ama şimdi Boya Fabrikası'nda da Murat, annesi Müjgan. Annesi Müjgan onlara kek börek yaptıysa oradan gene bir şey olabilir. Şu anda da kaç yaşında olabilir dedin? 56-57. Belki daha fazla. Ay valla sarılın, burada böyle sizi hasretle kucaklamak isteyen bir kız kardeşiniz var. İnşallah. Önce Allah, sonra siz Müge Hanım. Yani seslen bir abine de son. Abim, abicim demek istiyorum. Çünkü sen babamın bir parçasısın. Ben babamı kaybettim. Hep evin en büyüğü olarak idame ettirdim hayatımı artık. Ama ben de bir abi, benim de bir büyüğüm olsun istiyorum. Kimsemiz kalmadı. Ha gelirsen başımla beraber. Ha yine kırgın olmam. Yine dargın olmam. Ola ki bu saate kadar arayıp sormadım. Bu saatten sonra da ben de yokum diyebilirsin. Saygı duyarım. Ama babama kızma. Ne olursun babama gücenme. Ben yani bilmiyorum. Bir helalleşmek. Ahdi vefa ne sayarsan say. Aman gel. Sen babam vefat etti, hani babana da arkadan kırgın, hani ona şey olacak diye de mi düşünüyorsun? Yani illaki. İllaki olacaktır çünkü, ne bileyim. Yok ya, bence o da olgunlukla karşılayacaktır. İnşallah bulalım da öyle. Çünkü arada görüşmüş babanla, o yüzden onun da bir kırgınlığı yoktur. Çocuklar yazık. Büyüklerin kaderini yaşıyorlar. İnşallah buluşursunuz. Efendim aramızda yine çok üzüntülü bir hanımefendi var. Banu Özkan var. 5 yıllık eşini aramak için stüdyomuzda. 5 yıl önce evlenmişler. 14 yaşında bir oğlu var. Aslında aradığımız eşi, eşini oğlu da baba olarak biliyor. Kendi babasını hiç tanımamış. Banu Hanım eşini ona tekrar kavuşup sarılmak için aramıyor. Giderken ne yazık ki hem parasını hem de arabasını götürmüş. Üstelik Banu Hanım'ın oğlunun da bu yaz ameliyat olması gerekiyor. Gerçekten ciddi rahatsızlığı var. O arabayı satıp onu tedavi ettireceklermiş. Banu Hanım'ın oğlu öncelikle adı neydi yazarsanız, Mehmet Özkan'ın, şu alt yazılarımıza yazalım, Mehmet Özkan'ın annesini aldattığını öğreniyor. Annesine söylüyor, anne bak kocan seni aldatıyor diye. Banu Hanım devreye girdiğinde bir başka kadın ortaya çıkıyor. O kadın diyor ki aslında kocan seni aldatmıyor. Biz bir ne bunlar? Dergahlar mıymış? Biz bir dergaha senin kocan işte üye. Biz aslında o kadını da dergaha üye etmek için senin kocan onunla yazıştı ki onu da kendi grubumuza alalım diyor. Ondan sonra Banu Hanım nereden hani böyle bir şey olabilir mi falan diye düşünürken adam bankadan parayı, bir de kapının önündeki arabayı alıyor gidiyor. Banu da şimdi stüdyomuzda.
Çok karışık ha. Evet çok yani, karışık. Esas karışık değil de. İşte ama öteki kadının adı neydi? Şimdi izleyeceğiz dergahtaki. Nur Hayat'la ilgisi yok olayın esas. Mehmet Özkan. Nur Hayat peki nereden çıkmış? Nur Hayat bu teknik serviste çalıştığı için makine tamirine gidiyor evine. Nur Hayat Hanım da orada kutsal kitap diye ona kitap hediye ediyor. Dur yani oralara gelme o zaman, dur önce bir izleyicilerimiz izlesinler de sana evet. Anlat çünkü dur daha ben de anlamadım evet. Yani. Banu Özkan'ı Aydın'dan Müge Anlı'ya getiren, kendisine ihanet ettiğini söylediği 5 yıllık eşinin 270 bin lira değerindeki aracını ve oğlu için biriktirdiği parayı alıp kaçtığı iddiasıydı. 5 yıllık eşim Mehmet beni aldattı. Evladımın tedavisi için biriktirdiğim parayı alıp, aracımı alıp kaçıp gitti. Her şey eşinin ihanet mesajlarını oğlunun yakalamasıyla başladı Banu Özkan'ın anlattığına göre. Biz Mehmet'le 5 sene önce severek evlendik. Valizinle geldi, bir yuva kurduk. Benim ilk evliliğimden olan oğlum var 14 yaşında. Aldatıldığımı oğlum yakaladı açıkçası. Babasının telefondan bilgisayarına WhatsApp'ı kopyaladığında kadınla yazışmalarını yakalayıp oğlum beni uyardı. O şekilde başladı bu olaylar. Uğradığı ihanetin ardından Banu Özkan önce eşinin konuştuğu kadına ulaştı, sonra da eşiyle yüzleşti. Ne var ki duydukları akıl alır gibi değildi. Eşim beni Rus bir kadınla aldatmış. Ben kadına iletişime girdim. Kadın bana ben evli olduğunu bilmiyordum dedi. Ben de dedim ki bayan olarak beni anlıyorsundur. Fazla mesajlar varsa atar mısın dediğimde kopyalayıp bana attı. İşte onu sevdiğini, onunla birlikte olmak istediğini, bekar olduğunu, ondan etkilendiğini bir takım şeyler söylemiş. Kadın da ben bu şekilde ortaya çıkınca bu olaylar numarasını siliyorum, iletişime bile geçmeyeceğini söyledi bana. Ben bu mesajların hesabını sorduğumda eşime, eşim bana dedi ki bana iftira atıyorsun. Ben Nur Hayat diye bir kadınla tanıştım. Ve bir dergaha üye oldum. O dergah benden bu kadınla mesajlaşmamı ve onu oraya çekmemi istediğini söyledi. Yani üye yapmamı istediler dedi. Yani güldüm böyle, nasıl bir dergahmış o yani deyip eşime bağırmaya başladım. Sen beni oyalıyorsun dediğimde de Nur Hayat denen kadını aradı. Kadına dedi ki eşim dedik bir kıskançlık olayları oldu. Kadının da dediği kelime siz hiçbir şey ispat etmek zorunda değilsiniz. Biz Banu Hanım'la konuşuruz. Pazar günü çocuğunuzla eşinizle gelin dedi. Ben de bu sefer bir iklime girdim. Neyin içindeyim ben, ne oluyor? İyi o zaman dedim bekleyeyim. Uyandığında hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktı. O gün eşinin işe gittiğini zanneden Banu Özkan söylediğine göre hayatının şokunu yaşadı. Sabah olduğunda da saat 11.10'da benim hesabımdan benim paramı kızına göndermiş. Bankaya gittiğimde de 9'u 10 geçe de oradan 10 bin lira ATM'den çekildiğini gördüm kamera kayıtlarında. Benim hesabımdaki 22 bin TL'yi komple olarak boşalttı. Ben eve geldim, bir baktım işte ruhsatım yok, şeyim yok. Ondan sonra oğlumun bilgisayarına mesaj gelmeye başladı. Kızına mesaj attığını gördüm. Ben yola çıktım, geliyorum diye. O anda da çok sinirlendim. Telefon açtım, cevap vermedi. Mesaj attım, mesajıma da cevap vermedi. Ben direkt karakola gittim, şikayetçi oldum. Adını kalbine yazmakla kalmayıp koluna da yazdırdığı hayat arkadaşının ihaneti bir yana, oğlunun geleceği için kaygılanıyordu Banu Özkan. Kendimi çok kötü hissettim. Dolandırılmış, aldatılmış, yalanlar söylenmiş. Ama benim şu anki derdim oğlumun rahatsızlığı. Benim oğlum babasız büyüdü ve ona baba dedi. Ameliyat olması gerekiyor Eylül ayında. Ona bunu nasıl yaptı onu anlamış değilim. Tek isteği tedavi parasını karşılayacak olan arabasını geri alabilmekti. Çocuğumun bu durumunu bildiğin halde bana bunları niye yaptın dediğimde daha neler yapacaktım diyor. Aracın diyor şu anda pert halinde 50 milyar bana para ver diyor. Aracını getireyim diyor. Yazıklar olsun, başka ne diyeyim ki? Mehmet seninle geçirdiğim 5 seneye lanet olsun. İnsafa gel, benim aracımı ne olursun getir. Sen o 22 bin lirayı yedin. O araçta senin hiçbir hakkın yok. Kendi paramla aldım ve şahitlerim de var. Araç zaten benim üzerime. Ruhsatı benim üzerime. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Sadece bana aracımı getirsin. Cehennemin dibine kadar yolu var. Müge Hanım ben sadece oğlumu kurtarmak istiyorum. Yani ameliyat ettirmek istiyorum. Sizden yardım istiyorum. Şimdi bir kere bu oğlunun ameliyat meselesi çok önemli. Evet. Ne kadar bir masrafı var bu ameliyatı? Yani 50 milyar kadar. Devlet hastaneleri yapmıyor mu? Devlet hastanelerinde çok uğraştık. Ben 12 yıldır doktor geziyorum. Beyçatuz Çocuk Hastanesi'ne gittiğimizde çocuğun vakasını gördüklerinde, fotoğraf çektiklerinde bana dediler ki burada uğraşma. Çocuğun yaşı olmuş 14, ergenliğe girmiş, intihara kalkışmış. Çok, öyle mi? Tabii, çok yani okulda darp edilmiş, sen kızsın denmiş. Sünnet hatasından olan bir şey.
erkeklik organı karnının içine büyümeye başladı. Dışında olmadı. İdrar ederken çok ağlıyordu. Bu tamamen sünnetten mi olmuş? Evet. Normalde doktorumuz şu anda dediği 7 yaşına kadar sünnet olunmaması gerekiyormuş. Doğuştan bir gömük penisli olarak doğduğu için onun 7 yaşına kadar sünnet edilmemesi gerekiyormuş. Ama benim başımda eşim yoktu. Ben 3 aylıktı eşimden ayrıldığımda. Yaşlı bir babam vardı. Çocuğunda da sıkıntılar olunca, işeme problemi olunca devlet hastanesindeki, Kuşadası'nda devlet hastanesindeki doktor, cerrah doktoru sünnet olması gerekiyor dedi. Ve sünnet ettiler. Çocuk büyümeye başladıkça ben dedim bu nasıl bir şey? Çok ciddi bir problem. Evet. Yani ben aslında bunu özellikle de söylemek istedim. Ben hiç duymamıştım. Yani evet. Siz biliyorsunuzdur tabii. Mutlaka. Evet. Yani çocuğun çok acil bir şekilde ameliyat olması lazım. O nedenle dedim yani hani bunun için kaç özel bir şey mi var bilmiyorum. 14 yaşında 15'ini bekliyoruz doldurmasını ameliyat için. Evet yani çocuğun da çok acilen ameliyat olması gerekiyor. Sen de bu arabayı aslında çocuğun ameliyat masrafları için kenara evet, koyduğun bir şeydi. Evet öyle kullanacaktım. Çünkü bize yardım eden Kuşadası Anneler Derneği. Buradan çok teşekkür ediyorum. Arzu Hanım olsun, Seçil Hanım olsun. Bu doktoru bana buldular. Bütün masrafları yardım toplayıp özel muayenehanesine götürdüler. Benim arkamda çok durdular ve ben bu Mehmet'le evliyken, onun hiçbir desteği yokken Anneler Derneği bana hep destek oldu. O diyordu, çalıştığım para ancak evi geçindirebiliyorum diye ben de susuyordum. Anneler Derneği bana çok destek oldu, doktor buldu. 2 sene boyunca biz doktora geldik, gittik, geldik, gittik. Doktor da dedi ki bana operasyon geçirmesi lazım ama şu anda beklemede kalmamız lazım. Neden dedim? Benim oğlum astım hastası. Çok ağır nefes alamıyor, krizler geçiriyor. Narkozu kaldırabilir mi, kaldıramaz mı? Bu büyük bir ameliyat dendi bana. Karnından deri alınıp ekleme yapılacağını söylendi. Ama ya ameliyatı bayağı, da kaldıramaz bayağı, dedi. Bir operasyon. Çocuk için de çok ama önemli bir operasyon. Ama bizim büyük bir mucize oldu. Benim dualarım, şeylerim, annemin duaları. Büyük bir mucizele karşılaştık. Biz geçen sene doktorumuza gittiğimizde doktor dedi ki deri esneme yapmaya başlamış Banu Hanım. Şöyle küçük bir cihazla baktığında muayene sırasında. Ben çok sevindim. Hatta orada ağladım. Dedim hocam hani nasıl olacak o zaman durum? Ne yapabiliriz? Nasıl olacak deyince büyük ameliyattan kurtulacağımızı Eylül ayından da Eylül ayında seneye 15 yaşını doldurduğunda küçük operasyonla gerekirse küçük operasyonu halledebileceğini söyledi. Bu çocuğuna da iyi gelmiştir herhalde. Evet çok iyi geldi. Oğlum da mutlu oldu. Ama benim oğlum ona baba diyordu. Onun da her şeyden haberi var. Hayallerimi yıktı. Yani bana yaptığı artık zoruma gitmiyor. Ben alışkınım. Arda'nın babası da beni aldattı, etti. Ama bunun yaptığı benim oğlumu hakkı olmayana alıp gitmesi benim zoruma gidiyor. Ben hiçbir şey istemiyorum ondan şu anda. Sadece benim hakkım olanı versin ve ben hakkı olmadığı halde burası yalan dünya. Öbür taraf gerçek dünya. Ramazan mübarek gündeyiz. Ne dedim biliyor musunuz Müge Hanım? Telefonlara cevap vermedi, mesaj attım. Dedim ki hakkını olmayan alıp gidiyorsun. Adam sanıyorsun ya kendini dedim. Adam dediğin dedim çeketini alıp gidersen benim çocuğumun durumunu bildiğin halde arabayı alıp gidiyorsun beni mağdur ediyorsun. Ben alyansımı parasıya bozdum dilekçeleri yazdırmak için. Ben dedim benim başımda babam yok. Tek annem var ben tek çocukum. Ben sana baba gibi sevdim. Kardeş gibi sevdim. Ama dedim sen bunu yapman dedim yanlış. Ondan sonra bana dediği tek kelime nikah, ben onu babam öldükten sonra maaş alıyordum. O paralı aldığımı biliyorsun dedim. Senin 1 liran olsa dedim, hakkın olsa dedim, al yarısını. Ben sana gene bununla geliyorum dedim, gel boşanalım. Gene araba dedim, bölüşürsün o zaman. Devlet diyor ya dedim, hakkın olmadığı halde, bir kuruş paran olmadığı halde yarı yarıya diyor ya dedim. Onu da veriyorum dedim, gel satılsın araba, yarısı senin olsun dedim. Ben de yarısında dedim çocuğumun ameliyatını yaptırmaya çalışayım, arç bulayım, borç bulayım. Ben kuaförüm zaten Müge abla. Ben Kuşadası'nda herkes bağlanabilir. Ne cevap verdi? Ne cevap verdi? Araba hurda oldu. Pert oldu. Araba şu anda 50 lira eder. Benden 50 milyar para istedi. Bunları anlattığım halde.
yok olduğunu bildiği halde 50 milyar para istedi. Ya ben sana vereyim diyor, arabanın hurdasını al diyor, ya sen bana ver diyor, araba benim olsun. İnanın böyle oluyor biliyor musunuz yani gerçekten. Arabanızı alıp çalıp sonra onun ama üzerine para isterler. Ama şu soruyu da sorduğumda dedim ki motorunu da yeni yaptırdık 2 ay önce. Yeni motor takıldı. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben şunu anlayamıyorum. Şimdi neden senin oğlun kocanın telefonunu kopyalıyor şeye? Ha, onu da anlatayım. Evet. Neden kopyalıyor? Benim yani eşim ne emekli oldu da? Mehmet Özkan emekli oldu. Bu Mehmet Özkan sen nasıl tanıştın? Kuşadası'nda tanıştım. Kendi zaten Nideli. Orada bir evlilik yapmış benden bugün önce. Bugün Nideliler geldi değil mi? Tabii tabii. Ben de Nideli. Benden önce bir evlilik ben yapmış. Ben de Nide nüfusuna kayıtlıyım bu arada. Olduk 3 Nideli tabii. Ben şu anda 3. eşi benim. Şu anda 3. eşi benim. Orada bir evlilik yapmış. Tamam yani sen onları boş ver öncesine. Şimdi siz nasıl tanıştınız? Sen kuaförsün. O ne iş yapıyor? Bir şeyin diyelim. Tabii. Elektron beyaz eşya firmasını. Benim arkadaşım benim arkadaşım ortak arkadaşımın bana Face'ten mesaj atıyor. Bir sene önce. İşte istek atıp duruyor. Hani arkadaş olabilir miyiz de. Ben ret ediyorum. Sonra bir sene sonra geçiyor. Gene istek geliyor. Allah Allah dedim. Yani bu işin içinde bir şey var. Ben çünkü evlenmeyi düşünmüyordum. Ama oğlum da dedesi öldükten sonra ona baba diyordu. Bir boşluğa düştüğü için bir erkek baba deme ihtiyacı duyduğu için dedim bu bakalım. Facebook'tan birisi arkadaşlık isteği gönderecek. Yani bu kadar önemli mi? Reddedilecek kadar falan. Ne bileyim orada insanın bir sürü arkadaşı olmuyor mu? Ben reddettim. Hani ben erkekler Arda'nın babasından çok çektiğim için erkek göresim olmadığı için anladım. Sonra konuşmam. Kabul ettin isteğini. Sonra kabul ettim. Ondan sonra oturduk bir yerde konuştuk. Baktım dedim ki yaşı iyi yani olgun en azından dedim. Benden 12 yaş büyük. Beni belki anlar dedim. Kafalarımız uyuştu. Konuşmalarımız uyuştu. Bana dürüst geldi ilk başta. Dedi ben burada bir evlilik yaptım. Eşimden sonra. Tamam sonra yani şeye gelelim. Sonra ne oldu? Yine aldattığını mı hissettiniz ki siz telefonunu kopyaladınız adamın? Yok. Benim zaten 2 sene önce aynı olayı bir daha biz yaşadık. 75 yaşında bir kadına mesajlarını ben kendim elimle yakalamıştım. Sorduğumda da ben onun parasını yemek için şey yaptım dedi, yazıştım dedi. O 75 yaşın kadından dedi, ondan mı kıskanıyorsun beni dedi. Gene aracımı alıp kaçıp gitti. Eşyalarını topladı. Bu sefer araya patronu, o bu büyükler girince biz bir daha şans verdim. O zaman da mı arabayı aldı karşı? O zaman da arabayı aldı. O zaman da arabayı aldı. Ha, o zaman ya sen hep yakalıyorsun, bu arabayı alıp kaçıyorsun, sen affediyorsun, gene şimdi ikincisi oluyor yani. Evet, bu sefer daha kötüsü oldu, evet. Sen niye affettin sonra o arabayı alıp gittiğinde, geri döndüğünde? Arabamı getirdi ama bana. Arabayı kaçırmadı. Hayır, o kadınla konuşmuş, üstelik dolandırıcılık yapacağını sana söylemiş, kadının parasını yiyeceğini. Ben de dedim adam ki, karakterini evet ortaya koymuş senin anlattığına göre konuşuyorum tabii. Evet, koy. Beyefendinin cevap hakkı saklı. Evet. Ben senin anlattığına göre söylüyorum. Yani ne fark eder ki ya 75? Yani hani yüz yüze 15 ne fark eder dedi. Yani? Bu şekilde bir daha yapmayacağım dedi. Bir cahilliğime geldi dedi. Hiçbir ilişki kurmadık dedi. Öyle bir sen yazışmaydı affettin dedi. Tamam, İlk sonra önce affetmedim. Arabamı getirdi. Yani arabayla gitmişti. Sonra gitmiştim. Ne oldu yani bu en son olayda ne oldu? Rus kadına nasıl ulaştınız? Benim emekli oldu eşim. Emekli mobil bankacılığına giremediğini söyledi. Oğlum da dedi ki baba ne sıkılıyorsun? Ben hemen dedi bilgisayarımdan sana hallederim, düzeltirim dedi. Eşim ona telefonu verdi oğluma. Hallet oğlum bakalım dedi, nasıl halledeceğim dedi. Benim oğlum da bilgisayardan çok iyi anlıyor. Bilgisayara girdi. Baba hallettim dedi. Böyle güldü, sağ ol oğlum dedi. Hiçbir şey yok. Sonra odaya çekti beni oğlum. Anne dedi ben babamdan şüphelenmelere başladım dedi. Orada bir mesajlar gördüm dedi kopyalarken, yani yaparken dedi. Ben de bilgisayarıma kopyaladım dedim. Ama dedim çok ayıp yapmışsın oğlum dedim. Babana sormadan bunu neden yaptın dedim. Göreceksin dedi. Sen çok safsın dedi bana oğlum. Bir kere dedi affettin dedi. Bunu da affedersen ben artık yokum dedi. Gözünü aç artık dedi. Kendine gel dedi. Ondan sonra ertesi gün oldu. Fazla da bir şey de bir hafta sonra. Ben dışarıdayım. Arkadaşımın kuaför dükkana gittim. Oğlum beni aradı. Görüntülü. Anne dedi babamla dedi o bir kadın yazışmaları var. Ben de dedim ki saflığımdan mı artık, iyi niyetliğimden mi bilmiyorum.
Dedim ki müşterisidir dedim. Bir şey soruyorlardır, ediyordur. Her konuştuğunu dedim, aldatıyor mu diyeceksin artık oğlum dedim. Sen de paranoya girdin. Hayır anne dedi, öyle değil dedi. Eskiden yazışmışlar dedi, silmişler dedi. Kadın çok çalıştığını, babam da yazmış ki dedi, beni nasıl buldun? Benimle ilgili ne düşünüyorsun diye yazmış dedi. Ama dedi ben bunu çıkartacağım anne dedi. Şubat'ın 28'inde eşim işten geldi. Neyse o kadar o şeylere gitmiyorum. Sonra siz bunu söylediniz. Ben o Nurhayat meselesini anlamadım. Tamam, sonra ona Nurhayat da gelelim. Kimmiş? Ona da gelelim. Tabii. Hayır, orasını çözemedim çünkü. O bilmediğim orayı bir konu. Orayı çözelim evet Müge Hanım. Oraya geldiğimizde... Bilgi bilgidir olsun. Tabii. Ben mesajları gösterdim. Hayır, o da dedi ki Nurhayat. Nurhayat kimmiş de sana öyle söylüyor? Nurhayat gerçekten... Bu Nurhayat'ı tanımıyor benim eşim. Evine tamirci olarak gidiyor. Evini tamirci... Nurhayat'a benim karım ararsa karıma böyle mi söylüyor yani? Hayır. Nurhayat Hanım'a diyor ki... Buna işte ben baştan anlatayım. Makine tamirine gidiyor. Nurhayat Hanım da 75 yaşında bir bayan. Kutsal kitapla ilgili seminerler yapıyor. Eşim de diyor ki ben kitap okumayı çok seviyorum diyor. O bayan da Nurhayat Hanım da ona kitabı hediye ediyor. Diyor seminerlerimize kitabı okuduktan sonra katılmak isterseniz katılabilirsiniz diyor. Ondan sonra o gece de biz tartıştığımızda ben hesap soruyorum ya sen beni aldattın. Arkasına yaslandı. Dedi bana iftira atıyorsun dedi. Ben bir dergaha üye oldum. O yüzden dedi o dergaha dedi üye toplamak için bu kadınla yazıştım dedi. Dergah istedi benden bunları dedi. Evet. Ben de dedim ki bu dergah nasıl bir dergahmış? Ben gideceğim o zaman dedim yarın Ada Gazete'ye. Çıkacağım kanala. Fuhuş yapıyorlar dedim dergah üzerinden o zaman. Yani sen bu kadınla aşk mesajları yazışıyorsun. Dergah istiyip diyorsun dedim. Yani senin karşında çocuk yok. Hayır o kadını aradığınızda kadın nasıl dedi beni anlatayım diye. Kadın olayları bilmiyor ya. Kadın buna mesaj atmış. Mehmet Bey kitabımı okudunuz mu? Kadın da sanıyor ki ben o mesajı görüp kıskandım sanıyor. Ha. Mehmet'in uydurması yani. Kafasında plan kuruyor, uyduruyor. Arabamda kitaplarım var diyor. Bu arada Görümcan telefonu attığımızdaymış. Tabii ki. Dilek Hanım. Dilek Hanım günaydın. Günaydın Müge Hanım. Biliyor musunuz abiniz nerede? Aracını arıyor Banu Hanım. Bilmezler. Biliyorum Müge Hanım. Hayırlı yayınlar bu arada. Sağ sizi olun. Her gün izliyorum iş yerinden telefonla. Ama bu şekilde sizinle hani görüşeceğim aklıma gelmezdi. Hep diyorum hepimizin programı valla. Yani her düşmez kalkmaz bir anda. Her gün hiç kaçırmadan. Sağ bugün olun. De bir anda böyle çalışırken bir duydum işte Banu Özkan falan. Şok oldum. Hani insanın ne zaman nereye bağlanacağı belli olmuyormuş sağ yani. Sağ ol da bağlandığın için. Rica ederim. Hayırlı yayınlar. Şöyle söyleyeyim. Ben birazcık hani iş yerindeyim. İzliyorum telefonda. Duyduğum kadarıyla hani abim arabasını kaçırdı falan diye söylüyor. Hani ben Banu'ya kötü bir insan diyemem. Ben Banu'yu severim de ayrıca. Yani yazın Kuşadası'na her zaman gideriz yanına. Sevdiğim bir insan. Hı hı. Bir kötülüğünü görmedim. Kötü diyemem. Ben İstanbul'dayım bu arada. Ama araba Banu'nun değil Müge Hanım. Bunu bir kere söyleyeyim. Burada yalan söylüyor. Yalan söylemiyorum. Ruhsat benim adıma. Her şey benim adıma. Ben çeyiz paranla anlayacağım. Banucuğum, abim bana şöyle. Valizinle geldi. Valizinle. Bak, abim bana inşasınla geldi. Baba benim diyemezsin. Neden sen diyemem? Çalışıyor musun ki senin olsun artık? Ben babamdan maaş alıyordum. O paralı aldım çeyiz parasından. Banucuğum zaten onun bir bak, arabası benim var. Benim elimde delillerim var. Ben buraya delillerimle aldım. Çıktım. O zaman bir dakika benim... hanımlar bir virgül koymak zorundayım. Çok özür dilerim. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 4325 354 4326. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 4263 639 5017. Evet, Banu Hanım'ın gömcesi telefon attığımızda. Banu Hanım buyurun, abimin zaten araba demiştiniz. Ha, onu söyleyeyim Müge Hanım. Benim abim yıllardır arabası var. Hani ben kendimi bildim bileli arabası olan bir insan. Ve bu belge ne o zaman? Bir dakika, bu belge ne o zaman? Onu öbür eşi aldı arabayı. Şenay Hanım aldı.
Sizin abinizin arabası vardı diyordun ya, onu şeye ayalım, kendisi aldı mafya ödedi. Ya ben bildim bileli Banu arabası var. Hani abimin hiçbir zaman arabasını gezdiğini ben bilmiyorum. Tamam, bu araç benim. Belgelerimle geldim. Şenay Hanım aldı, aldı. Mafya gönderip abini silah dayayıp kafasına, arabasını aldırdılar. Bu araba benim. Ben çeyiz paramla aldım. Babamın çeyiz parasını aldım. Benim annem 2 sene maaşı bağlanmadı kadına. 2 sene sıkıntı çekti benim annem. Bilip bilmeden konuşma. Bu Ramazan'ı mübarek gününde günahıma girme. Sen değilsin ki. Ne zaman biriktirdin o kadar araba parasını? Çeyiz paramla aldım diyorum. Senin kulakların duymuyor mu beni? Hayret bir şey. Annenin parası kendine zaten anca yetiyor. Sen ikinci yani neyi anlamıyorsun? Çeyiz paramla aldım diyorum. Ben babamdan maaş almıyor muydum Mehmet'le evlenmeden önce? Bağlı çeyiz parası mı veriyor devlet? Benim bunu anlamadım. Sen üçüncü evliliğin benim abim. Nasıl çeyiz parası veriyor devlet benim ya? Benim çeyiz paramla alınan ya, bir şey. Hayır ya, babasından emekli sandığından evlenirken çeyiz parası çekilir, ondan bahsediyor. Ben bilmiyorum, çok o dönem görüşmüyorduk. Tamam işte, yani bilmiyorsunuz ya, o da diyor ki ben evlenirken... Abine sor, abine. O hepsini biliyor. Dul alışmış başkalarının arabasını ve yetim maaşın, maaşıyla ilgili emekli sandığında bir tabii çeyiz ki parası çekiliyor. Ne kadar çektiniz falan onu bilmiyor da ben onu çektim aldım diyor. Evet. Şahitlerim de var. Ama, diyor ya bağlı. Hayır Dilek Hanımcığım, asıl bence önemli mevzu şu. Siz herhalde oğlunun problemini biliyorsunuzdur. Ben ilk defa karşılaştım. Onlarda Allah korkusu yok ya. Biliyorlar da konuşmazlar onlar. Nasıl Müge Hanım, anlamadım. Yani oğlunun çok ciddi bir sağlık problemi var ve diyor ki ben o ameliyat için zaten bu arabanın parasına ihtiyacım var diyor. Asıl buradaki önemli mevzu o bence. Yoksa Müge bir kocanın... Hanım, oğlum zaten 2 yıldır hani... rahatsız ve bu arabaya sürekli biniliyor. 2 yıldır neden satıp o zaman niye hani tedavisine baktırmamış oğlunu, bu kadar düşünüyormuş. Neyle gidip gelecektim? Hastanelere. Anneler Derneği zaten abin sattırmak istemedi ki, yanaşmadı. Bulursun sen benim para dedi. Benim zaten senin oğluna 4 yıllık evlisiniz. 5 yıllık evliyiz. Abin bakıyor zaten. Abin mi bakıyor? Bir gelirim, bir maaşım, bir şeyim. Senin abin mi baktı benim oğluma? Benim annem evet bakıyor benim oğluma. Bütün masraflarını benim annem görüyor. Ne ay bakması, bağlı, ne bağlı, alakası? Ben korktayım yani, gerçekten. Sen hiçbir şey bilmeden konuşma bence. Her şey biliyor Dilek diyorsun ya, o zaman bunu da biliyorum demek ki ben. Neyi biliyorsun? Şimdi her şey Dilek biliyor diyorsun ya, demek ki ben bunları da biliyorum bildiğime göre. O zaman Ramazan mübarek... Vicdanını Allah 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 seni havale ediyorum. O zaman düzgün konuş. Doğrulup konuş o zaman. Yalan yapıp konuşma. Şey değil bu onu. Yalan yapıp konuşma o zaman. Dilek ben Hanım niye abiniz mi oluyor? Niye mesela o açıp cevap vermiyor? Yüzü yok ya ki. Ben teşekkür ediyorum yayına bağlandığınız için ama. Konuşmaya. Aldattığını bile iftira attı. Yok dergah dedi bilmem ne dedi. Onun yüzü yok ki. Adam gibi gelsin karşıma, yüzleşsin bende. Onun yüzü yok. Benim kadınlık gururumu içe saydı. Benim oğlumu kendi evladını düşünmeyen benim oğlumu mu düşünecek Allah aşkına ya? Boş verin ya. Daha çok bağlanacak insan var Müge Hanım. Bu Rus kadına yazmıyor ki, bir sürü. Bir sürü istek gönderiyor durmadan, bu doymaz. Gözü aç. 52 yaşına gelmiş, gözü aç. 12 yaş küçüküm ondan. Çirkin bir bayan mıyım Müge Hanım? Çalışıyorum, ayaklarım üstünde duran bir bayanım. Diyor ya, abim çalışıyordu, arabayı aldı. Ben de çalışıyordum. Ben de maaşımı alıyordum. Bağlanabilir Kuşadası halkı. Kuaför arkadaşlarım, buyurun bağlanın. Ben sigortalı çalışıyorum, ben her şeyi delilimle geldim buraya. Ellerim vıcır vıcır yara oldu. 1 sene boyunca krem sürüp eldiven giyip ben manikür pedikür yaptım. Herkes şahit. Eşim de biliyor. Vıcır vıcır yararak oğlumun ameliyat parasına destek olmak için elimden geleni yaptım. Ama o hiçbir şekilde 1 lira bile koymadı Müge abla. Bu da benim desteğim demedi. Bağlansın Anneler Derneği söylesin. 1 lira parası yok benim eşimin. Çocuğumun üzerinde. Bayram gelir annem alır bayramlığını. Bir ihtiyacı olur çocuğumun, annem alır. Babamdan maaş alıyor ya, evi de kira değil, hep oğluma yediriyor. Kıyafet alıyor, onu alıyor, bunu alıyor. O ne yapmış? 5 senelik evliyim. Altın mı yapmış bana, bir çorap mı almış göstersin Müge Hanım. Bir iğnesi yok benim üzerimde. Ben milletin verdiği kıyafetlerle giyinip gittim hep. Dolabı açıyordu, o kıyafetin çok. Sen mi aldın?
Onun bunun verdiği kıyafetlerle giyindim. Hiçbir yardım etmek için yani destek olayım. Para harcamayayım. Başka kadınlar gibi gidip giyinip süslenip gezmesini ben de bilirdim. Ama hep oğlumu düşündüm. Hep destek oldum ama yok. Yok Müge Hanım. Bağlanan bağlansın, benim her bağlanana sözüm var. O şahıs bağlansın Mehmet Özkan. Yüzün varsa karşıma geç konuş, yalanlarla değil. Ramazan mübarek üstün, senin Allah'tan korkun yok ki Ramazan'ın şeyi yapasın sen. Benim karşıma geç. Oğlumun rahatsızlığını bildiğin halde, o arabayı satacağımı bildiğin halde sen kalıp bunu yapıyorsun. Şu saatten sonra hükümet değil, devlet değil, o arabanın yarısını sana yedirmeyeceğim. O arabamı bana getireceksin. Bir de diyor ki gezdim, gezdim, gezdim diyor. 40 yaşında araba diyor. Yaktım motorunu diyor, dinlendirmedim diyor. Gülüm diyor. Nasıl yandı diye soruyorum. 20 bin lira yeni motor takıldı. Sanayideki adamı arıyorum. Diyorum bana bir yardımcı olun. Hani araba çok geziyor ya, Adana, İstanbul. Her yere gidince dedim bu arabanın motoru yanıyor mu? Bilmiyorum arabadan, anlamıyorum. Bana dedi ki adam, neden yansın motoru dedi. E dedim eşim böyle diyor dedim, motoru yandı şu anda, araba pert diyor dedim. E ne o zaman taksiler eşin o kadar gün, kurnaz ki senin dedi. Her gün motoru mu yanacak o zaman taksiler, eşin bütün gün arabayı çalıştırıyor. Eşin senin o kadar kurnaz ki dedi, yeni motoru söktürüp eski motor taktırmıştır dedi. Bu arada annem de mesaj attı. Emekli sandığından 2 yıl maaş toplamı kadar toptan ödeme alır evlenen şeyler, evet, diye. Sen evet, de 2 yıllık maaş almış. Zaten arabanın fiyatı ne kadar şu anda? 250 ile 270 arası. Şu anda da o kadar. Yani Dilek Hanım. Nasıl anlıyorum arabanın ben? Hayır Dilek Hanım işte Banu Hanım diyor ya, ben çeyiz paramı aldım diye yani. Hani siz bilmiyorsunuz herhalde o işleri. Ya çeyiz parasını falan bilmiyorum ben, ne aldı ne etti. Biz o dönem çünkü abimlerle görüşmüyorduk. İlk evet, eşinden benim abim ayrıldığı için biz birazcık sorun yaşadık abimle. Çünkü ilk gelinimizi biz aşırı derecede sevdiğimiz için, hani boşanmasını istemediğimiz için biraz abimle Banu ile evlendi diye biz birazcık... Ben evlendi diye değil, Şenay Hanım'la evlendi diye görüşmediniz ilk başta. Yani görüşmedik yani biz. Neyse ne, senin de üçüncü evliliğin, onun da üçüncü evliliği. İkimizin de üçüncü evliliği yani bu. Benim 4 olur, 5 de olur bilmiyorum artık. Bak bilmedik. Hiçbir şeyimi bilmiyorsunuz benim. Hiçbir şeyimi bilmiyorsunuz. Belki 4. evliliğim, belki 5. evliliğim, biliyor musun? Ben bilemem. Sen Kuşadası'ndaki herkesi alıp boşuyorum demek ki. Ben orasını boşuyorum bilemem. Herkesi ben canım, boşuyorum. Boşuyorum herkesi ben. 1 sene biriyle, 2 sene biriyle, böyle boşuyorum. Ya insan baldan kaçar mı? Yani. Ne yapalım, kısmeti açıkmış kadın evlensin. İnsan baldan kaçar mı? İnsan şeyden kaçar mı? Demek hep ben gereksiz insanları çekiyorum. Allah'tan korkun o zaman, hemen her şeyde evlilikte çözümü bulmayacak. Senin abin öyle bir kurnaz kandırdı ki beni. Boşandı karısına bile iftira attı Müge Hanım. Karısını karıştırmayalım şimdi. Telefon attığımızda bir hanımefendi daha varmış. Dilek Hanım siz de dinleyin. Hanımefendi günaydın. Günaydın Müge Hanım. Hoş geldiniz. Buyurun. İyi yayınlar. Sağ olun. Müge Hanım, sizi çok seviyorum bu arada. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Banu Hanım, belki beni tanıyorsunuz. Ben onun çalıştığı tarzına gitmiştim. Evet. Manikür pedikürü yaptıracaktım. Kendisi telefon görüşmesi denk geldim. Kocası herhalde tanıştım kocası. Hep hakaret ediyordu. Ve ben ona bilmesin diye şey yaptım hani. O an mahcup oldu kendisi. Banu Hanım'a da gerçekten tebrik ediyorum. Ayaklarının üzerinde duran bir bayağı. Sonra ben birkaç defa yine gidip gelmeye başladım tuhafına. O eşi denen insan denk geldi. Yani bana hafifte sarkıntılık yaptı. Ama ben onu dışladım hani. Sonra aradan birkaç gün geçti. Sosyal medyada bu benim bulmuş. Nereden buldu bilmiyorum. Ya, ismimi. Ya ben eşimden ayrıldım. Ya bana diyor sen bir tanesin. Ben de karımı boşayım. Tekrar barışalım. Pardon eğlenelim hani. Ben tekrar eğlenmeyi düşünüyorum. Hani sizle birlikte bir hayat sürmeyi şey yapıyorum. Engelledim ve birkaç defa karşıma da çıktı. Mesela başkanı bugün yayınızı izliyordum. Banu Hanım'ı gördüm. Hemen bağlanmak istedim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ay canım benim. Biliyorum bunları duymak seni üzüyor bir taraftan. Evet çok üzüyor Müge Hanım. Daha çok şey duyacağım. Eminim. İlk eşi kızının eşimi şu an. Ben teşekkür ediyorum hanımefendiye. Senem Hanım da bağlansın. Ne olursun Senem sen de bağlan. Ben seni aradım.
Eşim sana dedim mesaj atmış dedim. Sen de bir kadın olarak benim onunla işim yok. Üzüldüm bir kadın olarak dedin. Senin çocuğun var ondan biliyorum. Kötüleyemezsin ama ne olur ara konuş. Sana diyor numaranı istiyor. Ben köye yerleşeceğim. Benim yanıma gelir misin? Ben evliyken. Ama artık bu böyle ihanet boyutunu aşmış yani bu anlattıkların. Çok aştı Müge Hanım, çok aştı. Çok mide bulandırıcı şeyler yani. Daha çok arsızca mide bulandırıcı yani. Şeyler var. Çok arsızca. Bu adam acaba bu adam hani parayı çok seviyor. Yaşlandığı beyninde bir şey mi oluştu? Böyle ileri yaşlarda yok. Görüyoruz biz bunu. Bu adam parayı çok seviyor Müge Hanım. Şimdi konuştuğu Dilek Hanım var ya, onun kardeşi, öz kardeşi ama kardeşi olarak tapuda gözükmüyor. Başkasının üzerine kayıtlı. Amcam ölsün diyor. Onun parasını alayım diyor. Çocukları duymasın diyor. Buradan da sesleniyorum Nide halkına. Uyanın. Bu adam dolandırıcı. Beni dolandırdı, sizi de dolandıracak. Kardeşleri, dört kardeşi, üç kardeşi, onun öz kardeşi ama amcasının çocukları öz kardeşi gözüküyor. Gitti cezaevine Nide'deki ablasının oğluna ziyareti. Jandarma onu içeri katmadı. Sen dedi, onun dedi hiçbir şey değilsin. Nasıl dedi değilim. Benim dedi ablamın oğlu. Değilsin dedi. Sen dedi şu şu kişiye kayıtlısın. Meğer amcasının oğlunun üzerine kayıtlımış. Çocukları duymasın. Ben dedim git tapuya. Düzelttir dedim yani. Ananın babanın üzerine geç yani. Bir şey var burada sıkıntı. O ölünce parası bana kalacak. Arayacaklar zaten beni onlar dedi. Duyun. Amcasının üstüne kayıtlı Dilek ve Hanım, onun parasını hakkı olmayanı istiyor. De anlattığında yani artık hani böyle insanın da gidip de karısının çalıştığı yerden birine de konuşması falan size şahsı doğru geliyor mu? Şahsı bilmiyorum Müge Hanım, sesinden tanımadım. Abinizin ama Allah yaptıkları olsun. Size doğru geliyor mu Dilek Hanım? Şöyle, evet tabii ki doğru değil. Bir kadın olarak tabii ki doğru değil. Ben böyle bir şeye şey yapamam doğrudur diye. Ama şu amcasının üstüne kayıtlı olan mevzu yanlış. Onu bir düzeltebilir miyim bak? Herkesin ailesi var. Evet var, kayıtlı. Onun üzerinde gözüküyor. Konuşma. Siz kardeşi olarak şekilde, gözükmüyorsun. Evet o şekilde görünüyor. Susar mısın sen bir dakika? Sen kardeşi olarak gözükmüyorsun. Tapudan hepsini çıkartır. Susar mısın sen bir? Sen gözükmüyorsun bana, kardeşi olarak. Müge Hanım. Buyurun. İki dakika konuşmasın. Bir şey açıklayacağım. Hı. Bunu yazın köye gittiğimizde tatile yazın öğrendik. Ablamın evet. Oğlunu ziyarete gittiğinde abim de şok olmuş. Amcamın ismi de Şaban. Babamın ismi de Şaban. Evet. İkisinin de çocukları var. Yanlış kayıt etmiş nüfus abimi amcamın üzerine kaydetmiş. Evet. Bunu yazın öğrendik hepimiz. Hepimiz şok olduk. Tamam, o da demiş ki, o da demiş ki zaten işte mirasları olunca demiş amcam ölünce miras olduğunu her şey ortaya çıkacak. Kimseye söylemeyelim. Hayır tamam Müge Hanım bu ciddi bir şey değil. Hepimiz böyle gülüp geçtik yani. Gülüp geçtiniz mi? Yani. Sen dedin uğraşmayın dedim. Orada malı çok amcamın dedin. Sana kalır işte beş on kuruş dedi. Bunu şakasına söylenin. Amcadan durup malına mı koyacaksın? Siz şakasına tamam söylersiniz her şeyi canım. Doğru. Tabii canım. Ama tabii canım. Ama amcan ölüp malına hakkı konulmayacaksa. Hakkı olmayana benim aracımı aldı hakkı olmayana. Hakkı olmayan da mirasa konmak istersen sen senin abin. Bir şey şaka söylediniz. O zaman bu kadın da arabasını getirsin abiniz işte. O zaman getirsin arabasını. Ya. Yani kadın araba pert olmuş. Efendim? Saçma sapan orada bizi. Geçip başka şeyleri karıştırıyorsun. Niye sen karıştırdın ya? Yok dedin. Benim abim aldı dedin. Aha. Sen evet, karıştırdın abim ya. Aldı. Gör. Ben çalışıyorum canım. Senin gibi boş gezenin, boş kalkmasın. İyi izlersin. İstediğinde izlersin. Sonra tekrarını izle al. Gözüne sokayım iyi bak. Ben iş yerindeyim. Senin gibi boş gezip boş gezen. Ben boş gezmiyorum. Ben çocuğumun hakkını almaya geldim buraya. Ben senin hakkımı almaya geldim. Edepsiz. Allah'tan hiç korkmazlar. Hiç edepsizliğim yoktur benim Allah'a. Allah'tan şükürüm. Korkmazlar. Dilek Hanımcığım, ben yalnız size şunu söyleyeyim. Yani evlilik dediğiniz şey güzel giderken yani mal da bölüşülür, mülk de bölüşülür, yemek de bölüşülür. Ama şimdi işin içine ihanet girdi mi artık o zaman ben onu senin üzerine almıştım, sen bunu bana bilmem ne yapmıştın falan olmaz ki. Yani ihanet kötü bir şey. Ayrılmak isteyene ben her zaman söylüyorum. Yani bana ihanet etmek kadar hayatta saçma bir şey gelmiyor.
Daha doğrusu saçma değil yani, çok karşındaki insanı gerçekten enayi yerine koyma. Yani şu demek, ben geleyim senden otelcilik hizmetlerimden faydalanayım. Ya da kadınsa, dur kocacığım ben şu evlilik kisvesi adı altında her yere girip çıkabileyim, kimse bana laf söylemese. Ben de erkek olursam da işte gideyim çamaşırım yıkansın, ütüm yapılsın, ya akşam yemeğim önüme konsun. Ama ben onunla görüşeceğim, bununla görüşeceğim. Ne münasebet? Ha, ayrılmak istiyorsan. Bak Banu Hanım ne kadar üzüldüm ben az önce. Diyor ki ben çirkin bir kadın mıyım Müge Hanım diyor. Gayet de güzel bir kadın. Her insan güzeldir zaten. Beğenmiş, sevmiş, evlenmiş. Sonra kardeşim yürümeyebilir. Karıcığım yürütmek istemiyorum ben. Sen yoluna ben yoluna. Ali'ye kibarca bir bay bay. Araban mı var? Bölüşürsen bölüşürsün. Bilmem ne var. Müge Hanım karşıma deseydi ama... keşke. Deseydi evet ben seni aldattım. Evet. Mesajları yakaladım doğru. Boşanalım deseydin. Ama öyle aldattığını yakaladıktan sonra bir de arabayı alıp kaçmak artık nereye sığar yani? Hani o olmaz işte. O zaman bir iğne çöpünün bile şey yapılır. Problemi hesabı olur. Bir iğne, toplu iğnenin bile hesabı. Sen de mi kalsın, ben de mi kalsın hesabı yapılır. Çünkü oradaki hesap aslında toplu iğne değil. Orada başka bir kin güdüldüğü için o zaman sen bana onu geri vereceksin, ben bana bunu denir. Yalan mı? Bir, ilişki... bir öfken var, bir gururun var, bir kırılan bir kadınlık gururun var diyor Banu. Bir ilişkini devam edebilmesi için ana temel şart zaten sadakat. Yani sadakat ortadan kalktıktan sonra, ha sadakatin de ortadan kalktığını kişi tesadüfen öğreniyorsa taraflardan. O zaman biri, çıldırıyor işte. Zaten bu tepki çok çok normal. Hani çünkü diğeri anlatmıyor ki gelip. Ya ilişkimiz kötü gidiyordu böyle böyle ben hani bir takım farklı kötü duygular gidiyorsun içinde falan yok Şevket Hocam. Başkasının yani, hoşlandığın an diyeceksin ki ben bu evliği yürütmeyeyim. O zaman herkes delikanlıca davransın kadın ya da erkek kendi yani. Kendi gelip söylemiyor ki zaten. O yakalıyor. Kadını tesadüfen bağlananlar yakalıyor. Bağlananlar da var işte yakalamasa, ben yalan söylüyorsam. Siz yakalamasanız belki bu yıllarca böyle tabii, devam edecekti. Tabii tabii devam edecekti. Yani Mehmet Bey siz niye yani bağlanmıyorsunuz da kız kardeşiniz sizi savunuyor yani sağ olsun Dilek Hanım. Sonya Hanım da telefon attığımızda bakın siz Dilek Hanım Banu'ya çalışmıyor diyorsunuz ama arayanlar hep müşterileri. Evet. Sonya Hanım günaydın. Günaydın, kolay gelsin. Teşekkür ederim, buyurun. Öncelikle sizi selamlıyorum. Aleyküm ben selam. Banu'nu ben de çok iyi tanıyorum. Tekliflerini de tanıyorum. Evlilikten önce onun arabası vardı. Bir hasta çocuğu var. Yaşlı annesi var. Çok iyi kadın. Hep bizim zırnakları yapar. Abim de burada. Abinin zırnaklarını yapar. Tanıdın mı beni? Canım benim. Tanıdım ablam. Sağ ol. Evet. Yani ben güveniyorum Müge Hanım'a. Banu'nun hakkını bence bırakmayacak, alacak. Evet. Banu çok çalışkan kadın. Hiç yalanı yok. Yani çok doğru bir kadın. Yalan söylediğine de inanmıyorum. Ben biliyorum Banu hepsini doğru söylüyor. Yani o adamın da dolandırıcı olduğunu biliyoruz. Çünkü söylemişti öyle. Beni dolandırdı, kaçtı. Kadıncağız her gün ağlıyordu. Hasta çocuğu var, hastanelerde bir. Yani umarım o hakkını arar. Ben Müge Hanım'a çok güveniyorum. Canım benim sağ ol. Kimsenin hakkı kimse de kalmasın. Ben de hiç kıyamıyorum. Evet, bir de şöyle söyleyeyim. Allah hiçbirimize... vermesin. Yani Banu'nun çocuğunun evet. rahatsızlığı şu anda evet. yani çok ciddi bir rahatsızlık. Bir erkek çocuğunun başına gelebilecek en kötü işlerden biri olmuş. Evet. Ameliyat edilmesi evet. lazım. Onu evet. her şekilde evet. ameliyat ettiririz zaten Banu. Üzülme. Hani sen şimdi bir zaman geçmesi lazım dedin diye o konuda bir teklifte bu bulunmadım ama. Bu artık şeye de döndü. Yani beni o kadar zedeledi ki yaptıkları artık. Ben arabamı istiyorum. Getirecek. Hakkımı getirecek verecek. Tabii canım. Arabası şu anda benim de elimde var yani. Araba şu anda senin üzerine kayıtlı yani. 31.01.2022 tarihinde alınmış. Evet. Sonuçta senin yapacak bir şey yok. Bu arada telefon açıyormuş izleyicilerimiz. Manikürünü yaptığı kişilerin evlerine temizliğine de gelebileceğini söylüyormuş. Bak arayan kişiler öyle söyle. Yani çalışmıyor etmiyor diyorsunuz Dilek Hanım ama ben eve temizliğe de gideyim diyormuş bu kadın. Bak şu an kaç kişi arıyor. Buraya çıktı mı 5 yaşında... Komşudan çaldığım mahalledeki misketlere kadar herkes her şeyi döküyor. Yani. Bir tanesi attı mı? Tamam. Hanımefendi günaydın buyurun. Ağlayacak bir şey yok. Helal olsun sana ya. Ne var? Sana bir şey söyleyeceğim. Birine ayrıca. Sana şöyle söyleyeceğim Banu'cum. Eve temizliğe gitmek ayıp bir şey değil.
Bak Allah göstermesin hani, tamam mı? Benim de paraya ihtiyacım olsa ben de giderim. Niye gitmeyeyim ki? Ne var yani? Evimde sildiğim şeyi niye bir başkasına da gireyim, yardımcı olursun, hem paranı kazanırsın. Hiç utanılacak bir şey değil. Herkes girsin, çalışsın. Temizlik yapmakta ne var ya? Yani gidip de vücudunu satıyor demiyorlar ki sana yani. Gidip temizlik yapmak istedi diyorlar. Ne kadar güzel bir şey. Helal olsun sana. Hanımefendi günaydın, buyurun. Günaydın, kolay gelsin Hanım, başarılar buyurun. Dilerim. Çok teşekkür ederim. Şimdi Banu Hanım'ı ben manikür pedikür yaptırmak için gitmiştim. Gerçekten de yani çok değerli bir anne diyeyim. Çok değerli bir anne. Kesinlikle Dilek Hanım'a katılmıyorum. Dilek Hanım'ın da ona hani kadın olarak, hemcinsi olarak destek vermesi lazım. Hatta Banu Hanım bana dedi hani temizliğe de gelebilirim. Evladım için her şeyi yapabilirim. Ben çok üzülmüştüm o zaman. Hatta bahşiş verirken bile almak istemedi. Evladım için al dedim yani. Bunu evladım için alıyorum dedi. Ben gerçekten şunu söylemek istiyorum. Çok üzüldüm çünkü görümcesinin söylediklerine çok üzüldüm. Normalinde bağlanmak istemiyordum. Ama teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Herkes bildiklerini Allah rızası için Allah anlatsın. Ben hep onu söylüyorum yani. Bugün ona, yarın tanıyamadım ama bir başkasına. Kusura bakma, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Yok, susmaz benim izleyicim. Sağ olun. Çok Dilek Hanım, bak duyuyor musunuz? Duyuyorum bazen Müge Hanım, duyuyorum. Yani demek ki sizin bildiğinizden başka türlü bir şeyler de var. Ben bildiğimi söylüyorum. Bilmediğim bir şey söylemiyorum. Yani ben de bildiğimi söylüyorum. Bence yani siz bir abinize ulaşın. Abiniz size araba nerede onu söylesin de öyle bağlanın Dilek Hanımcığım. Hani ya, abicim, yanlış bir şey söyleme. Abim arabayla buraya geldi Müge Hanım. He. Abim arabayla buraya geldi. Torunları var, kızı var burada. Onları ziyaret etti. Sonrasında gitti. 12 gün falan oldu abim buradan gitti. İstanbul'dan. Niğde'de şu anda. Niğde'de mi? Evet. Dilek Hanım, şu anda Banu Hanım kocasıyla görüşüp de buradaki konuştuklarını ona duyuramıyor. Duyurabilmek için bizim bu programa geldi. Siz de olaya müdahil olmak için telefonla aradınız. Her şeyi duydunuz. Telefonla bağlanan diğer hanımefendilerinin konuşmalarını da işittiniz. Artık lütfen siz de bir hanım olarak, eğer anneyseniz çocuk sahibi olarak, Banu Hanım'ın bu durumuna el uzatın. Yardımcı olun. En azından çocuğunun hatırı için, o çocuğun tedavisi için daha fazla zaman kaybetmeden abinizi ikna etmeye bağlayın, çalışın. Abiniz de şu anda telefonda bu konuşmamı, programda bu konuşmamı duyuyorsa... Duyuyor. Lütfen bize bağlanın. Bir delikanlı olarak, bir aile reisi olarak, madem ki Banu Hanım'la bir müddet, 5 seneden beri birlikteliğiniz olmuş, onun da bir manevi tarafı vardır kızgınlıklara rağmen. O 5 senenin hatırı içinde bir erkekliğini, delikanlılığını, aile reisliğini göster. Elimi uzatacağım, çocuğa yardımcı olacağım diye telefonunu bekliyoruz Mehmet Bey. Ya bir de ya kardeşim, insan evindeki kedisine, kuşuna, köpeğine nasıl bağlanıyor ya? İnsanlar kapıya geliyorlar hüngür şakır. Kedim kayboldu. O çocuk da onunla beraber büyümüş. Bir de bence o çocuğun duygusunu en iyi anlayacak olan baba dediği kişidir. Evet. Çocuk baba diyor ona. Buyur işte şimdi. Sana baba diyen bir delikanlı bir çocuğa sen de... Yani o çocuğun durumunu en iyi sen anlaman lazım. Öz çocuğun olmasa da sana baba diyen çocuğa o mahrum kaldığı babalığın hasretini, sevgisini, yakınlığını göster. Elini uzat da sağlık problemini de hallet. Ya şimdi, lütfen. Rami Bey, onu da en iyi bir erkek anlar yani. Çok evet. Çok evet. Allah hiç kimseye göstermesin. Zor bir durum yani. Çocuğun cinsel organı içine doğru gelişiyor. Bak ne diyor, okulda problem yaşıyor diyor.
yaşadı. Dalga geçtiler diyor. Çocuklar, o yaş grubu çocuklar çok acımasızdır. Bilmiyorlar önünü arkasını. Evet. Ve şu anda okula gidemiyor Müge Hanım. Diz kapağı dönük. Ayın 26'sında ameliyat olması gerekiyor. Buradaki doktorlar, Kuşadası doktorlar yapamam dedi. Evde şu anda okula da gidemiyor. Bu sene hayatı bitti benim oğlumun. Hem bu olaylar yüzünden hem sağlık problemi yüzünden. Çocuk lise 1'e gidiyor. Bir daha okurum anne diyor. Sen üzülme diyor. Aşçılık okuyor benim oğlum. Sen üzülme diyor. Bir daha okurum diyor. İyi olayım ben, sen iyi ol diyor. Yeter diyor. Banucuğum gerçekten çok üzüldüm. Zaten ben böyle hani sağa sola mesaj atan falan adamlardan, yani adam da demiyorum, midem bulanıyor. Bak çok açık söyleyeyim. Yani hani sen anlatıyorsun ya, inan şu an benim midem bulandı. Yani nasıl diyeyim, çok basit. Yani hani kelimenin tam anlamıyla çok basit. Nasıl bir mide bulandırıcı yani. Ay ona arkadaşlık teklif et, gel seninle görüşelim. Ay ne kadar yani hani zeka seviyesi desem zeka seviyesi düşüklüklere hakaret etmiş olurum. Onların kimseye zararı yok. 5 yaş desem valla 5 yaşındakilerin bile öyle gelişkin bir hayata bakış açıları var ki o ana sınıfındakiler seni beni alır sulu götürür susuz getirir yani müthiş bir zeka. Konduramıyorum yani ama hiç insani bulmuyorum. Yani dede çok sahibi böyle, bir insan, iki tane torunu var. Çok böyle iç güdüleriyle hareket eden bildiğin kedi köpek gibi geliyor bana yani. Hani kediler köpekler kimi görse takılır ya peşine. Aynı onun gibi geliyor. O yüzden de hiç kendi cinsime ait kabul etmiyorum bu basitliği, bu seviyesizliği, ahlaksızlığı. Şimdi bak beğenmeyen gitsin, sonuna kadar arkasındayım. Ama kalıyorsan adam gibi kalacaksın. Kalmıyorsan da defol git yani. Ben oradan de yüzü Mehmet yok Özkan, ki karşıma çıksın. Sen kardeşim gel bir. Ondan sonra arabanı da al gel. Ondan sonra yarı yarıya bölüşeceksiniz. Yarı yarıya bölüşürsünüz. Kanun ne diyorsa o. Sen çocuğun onu da Banu diyor ben vereceğim diyor. Çocuğun da o tedavi masrafı iyi. Sen ama sağlam bir şekilde getirsin Müge Hanım. Motorunu yakıp da değiştirip de değil. Bu onu öğreniriz. Sen öyle kadınlarla gezeceksin diye bu da sana arabasını yedirecek hali yok yani. Kendin kazan, kendin gez git ya kardeşim yani. Başka kadının parasıyla da başka kadına çapkınlığa çıkılır mı ya? Biraz da insanın bir utanması, arlanması olacak. Ne güzel. Bundan aldığın arabayla git başka kadınları gezdir. Yok ya. Ne güzel, ne âlâ memleket değil mi? Ya zaten sana şu hırsızlıktan şey yaparız ya. Senin arabanı nereye çalıyor? Sen nerede oturuyorsun? Kuşadası'nda oturuyorsun. Tamam zaten senin arabanı çalmış oluyor ya. Araba senin üzerine kayıtlı kardeşim. Bulurum ben onu, sen merak etme. Sağ ol Müge. Sevim teyzenin bir olayına dönelim. Hafta sonu ekip arkadaşlarım yine bölgedeydi. Çok sayıda izleyicimiz, girin kırmızıydı, çok sayıda izleyicimiz röportaj yaptı. Bildiklerini aktardı. Kiminle konuşursak konuşalım. Yine herkesin hedefinde Ergün Bey var. Çankırı sizi çok iyi tanıyor yani sizin girip çıktığınız her yer sizi çok iyi tanıyor. Fakat Ergün Bey sizinle ilgili şöyle iddialar da oluştu. Bu sizin fuhuş yaptırdığınız yerde küçük kızlarla, öğrenci kızlarla fuhuş yaptırdığınız, bu kızları yaşlı adamlara işte bu emlak ofisi dediğiniz yerde görüntülerin çekildiği, bu emlak ofisi dediğiniz yerde görüntüleri çekilen insanların şantaja maruz kaldığı, hatta bununla ilgili röportajım da var, bir tanesini de izleteceğim, o Asiye Hanım'la ilgili olan, ama diğer kızlarla ilgili de bu şekilde şantajların yapıldığı iddia ediliyor. İsimler de veriliyor. Yani hani biz annenizin kapısına kim gitti, ne gitti falan filan diye düşünürken bu iş biraz alacak, ben başta alacak verecek, siz kahvede İşte okey oynadınız da orada bir borçlunuz vardır falan gibi gerçekten çok masumane şeyler düşünmüşüm. Olayın boyutu artık hani öteki işe de masum demiyorum ama hadi kumar alışkanlığı vardır hani gördüğümüz bir şeydir, alkol parasıdır falan diye düşünürken şimdi iş çok şeytani yerlere ulaştı. Ben işin içine böyle kız çocuğu, şantaj, yaşlı adamlar falan girdi mi o işten korkarım. Zaten korktuğumuz da başımıza gelmiş. 75 yaşındaki bir kadın niye öldürülmüş? Bugün Şevki Hocam da herhalde bir takım şeyler açıklayacak ölüm nedeniyle ilgili.
Bu kadının cinayeti, yani zaten başına bir iş gelecekmiş, belliymiş yani. Bak, bazı şeyler var kabul edilir, bazı şeyler var kabul edilmez. Birinden alırsın 5.000 lira, 10.000 lira, bazısı der ki lanet olsun. Ama işin içine çoluktu, çocuktu, şantajdı, oydu buydu girdi mi? Müge Hanım, bekara ben izine kim, bak ne diyorum, buraya geldim. Kim ne diyorsa diyor. Ben o işlere ne girdim ne çıktım. Ben onu bir kere yalan. Çünkü benim oram, benim dükkanım bir kere bak. 10 sene, 15 sene evvel oldu, doğru mühürlendi ama bana 10-15 sene şimdi bana bunu yapıyor diyen, şunu diyen ben hiçbirine kabildim çünkü. Bak benim dükkanım 4-5 senedir kirada. Birinde kendim oturuyorum, öyle bana 10-15 sene evvel Allah var, mühürlendi ama kız çocuğu, çoluk çocuk neyi değil onu ben katilikle kabul etmiyorum. Ya emniyette orada şeydi orada, o yalan dolan. Emniyette orada zaten ha. Emniyet seni ama gelince bir emniyetine bakacaktır herhalde, emniyeti baksın, sağlamak malum, için. Baksın ama gerçekten bana öyle iftira, ben onu kabul etmiyorum, böyle ben... Ha. Vallahi Ergun Bey, size şöyle yazın bantları hadi. Yani ben size şöyle söyleyeyim, girmeyelim özete ya, özete gerek yok, Banu Hanım'ı şöyle alalım. Siz de biraz şöyle kayarsınız. Şimdi Ergün Bey, bir erkeğin de, bak burada herkes Allah rızası için bağlanıyor bir kere. Onu söyleyelim. Bir erkeğin de tutup da biliyor musunuz, bu bana şunu teklif etti, bu bunu teklif etti diye telefona bağlanması da çok zor. Çünkü herkesin de karısı, kızı, çoluğu, çocuğu var. O yüzden de bazı erkekler bağlanmak istemiyorlar. Karısı diyor ki ondan sonra sen de gittin de nereden buldun diyor ama ona rağmen yani herkes kim konuşuyorsa şu 75 yaşındaki teyze için konuşuyor. Sizin aranızdaki ticaretle ilgili de çok konuşan var. Ben orada Sünüze ve Sümeyra'ya da katılıyorum. Yani neden sizin aranızdaki bu para ilişkisi devam ediyor? Çünkü onlar diyorlar ki Sevim teyzenin cinayetini Ergün'ün bildiği gibi Necati de biliyor. Evet. İkisi de biliyor. Evet. O yüzden onlar da birbirlerine sürekli para alıp veriyorlar ki... Müge Hanım, izninizle ben de bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu Sevim Yıldırım cinayetiyle bir tutuklama kararı çıkmıştı. Ergül'ü, annem Sündüz Çiçeği, abimi bir gece nezarethaneye almışlar. Şu bana verin detay listesini lütfen. Biz adliyenin önünde beklerken Asiye de oradaydı. Böyle duvarları falan yumrukladı hatta hani kuşlu gibi. Doğru, senden mi saklayacağım? Sonradan sen da dedi ki, ya bizimle muhatap olma lütfen. O kadar iğreniyorum senden. Ben de senden iğreniyorum. Ya ben de seni hiç, ben karıştırma tamam mı? Ben seninle işim olur, ben seni tanımıyorum da bilmiyorum da. Tamam ben mı? Beni zaten tanıyamazsın, senin ne olduğunu Çankırı tanıyor zaten, tanırsın, biz söylemiyoruz ki. Tanırsın, tanımazsın, sana ne benim tanıdığımdan. Necati'nin karısı Sündüs'ün üzerine bu olay dedi yıkılır da dedi biz de artık rahat bir nefes alırız dedi. Niye öyle demiş? Öyle, şimdi söylesin. Kim dedi? Babam mı dedi? Madem. Hayır hayır. Söyleme. Asiye. Ne dedi? Biz şimdi tutuklama kararı çıktığında adliyenin önünde bekliyoruz. Doğru. Bir dakika. Adliyenin önünden bekliyoruz. Bir dakika dur, sonra sen cevap ver. Adliyenin önü. Kotla şu. Dedim tamam bak bir şey diyorum. Dedim. Kim dedi? Ben de demek istemiyorum. O kadar iğreniyorum ondan şimdi. Ne dedi? Kes kes. Dur sana... Açma bak. Kes. Sen bir ayakkabını giy. Kesmiyorum ya. Senden mi korkacağım? Allah Allah. Sen kesin Allah mısın sen? Peygamber misin? Ne alakası bak, var? Ben de ilgili konuşma. Tamam ben de görmüyorum. Asiye Hanım sen niye korktuğun şeyler mi var? Sen niye sormaya çalışıyorsun? Dedim. Kim neyse bak. Ben önce orayı dinlemek istiyorum. Ben iftira kabul etmiyorum. Önce orayı dinlemek istiyorum. Ben istemiyorum. Kabul etmiyorum. Sonra kabul etmiyorum. Sen kim? Susana bir dinleyelim. Bak işte ya. Buray sevmiyorum. Ya neyi kabul etmiyorsun? Daha bir şey söylemedik ki kabul etmiyorum. Onu ben söyleyeyim. Ben sevmiyorum. Tamam sen sevmiyorsun diye konuşmayacak değil. Biz adliyede annemgilin içeriden çıkmasını bekledim. Evet. İçeriden çıkmasını beklerken kim neyse onlar bu Ergül de içerideydi. Asiye Hanım da onun çıkmasını bekliyordu. İnşallah dedi, cinayet dedi Sündüz Çiçeğin üzerine, yani Necati'nin karısının öyle, üzerine değil, kalır dedi, yalan, onun üzerine öyle, yıkılır dedi. Biz de artık rahat bir nefes alırız yalan, dedi. Söyleme, öyle, değil, öyle. Yani bir korkusu vardı demek ki. Yalan, o da biliyor, neyin ne olduğunu söyledim, o da biliyor. Kaldım, tamam, öyle. Söyledim dedi öyle, az önce. Öyle demedim Müge Hanım, bak öyle demedim. Ne dedin, yalan söyleme. Tamam. Kim dedi, dedi ona çıksın Allah belanı versin. Senin versin. Hadi lan sende. Senin versin. Niye, niye? Ya vallahi hayal edeyim bak, bütün peygamberleri, şuradan bütün çocuklarımı şey dedim. Ben derse ben de sen de inşallah Allah bin türlü bela, bu İstanbul'a gelişin onu da Ankara'ya gelişin olmasın. Senin olur inşallah. Baktım, babası ameliyat olunca benim yanımda kaldı, bak sor. Bize ne canım, sen niye gittin cılızın yanına kadar bayramda şeye,
Cılızın evine. Sana ne, sana hesap o zaman konuşma ana babana. Babana ben bakmam. Kes ona cevap ver. Şimdi... Bunlara numara koymuyorsunuz. Ben nasıl birbirinize numara koymadan nasıl yukarıya bunları aktarıyorsunuz mesela? Kim derse onlar çapsındım. Bak yalan söyleme. Ya ha. Sen kendi çocuğuna hakaret ediyorsun. Ben beni sordum. Ediyorsun sen ya. Beni sordun. Sana ne? O benim çocuğum, beni sordun. İlgilendirmez. Çocuk benim. Ağzımda verdi. Kimse karışamaz. Bizden sana ne sana o zaman? Sana ne benim çocuğumla? Sana ne? Allah belanı versin. Şunları numaralandırın da kolay edin. Yahu bir şey söyleyeceğim Asiye. Ben herkese, çocuğumu karıştırma sana ne? Çocuk herkese benim. Beddua ediyorsun ve kötü kötü Mügen, şeyler çocuk söylüyorsun. Çocuk benim. Ağlarım benim. Evlat benim. Doğarım da severim. Sen karışma benim çocuğuma. Ya bir dakika madem biz evlat benim diyor değiştireceğim. Ha. Senin evladının dur bandı değiştireceğim. Onu tutun o bir söyle. Madem senin evladım evlat bak kardeşim. Mügen tek bak, bir dakika bak. Hayır. Bin tane adam girer, bir tane çocuğu olur. Benim de bir tek bu tek bu var. Allah'tan başka kimseden korkum yok. Bak, evlat başka bir şey, koca başka bir şey. Evet. İkisi de kıymetli normal şartlarda. Önce benim evlatlarım. Ama senin evlatlarınsa, evet. Senin kocan da değil o. Beraber olduğun adam senin kocandan para istiyorsa eğer, tamam mı? Sen evladının yanında duracaksın. Başların sevgiline. O paranı istemedi, vallahi istemedi. Ben Ankara'da tamam, bir tane tanıdığımız var. Bir saniye ya. Hüyan. Onun telefonla seninle konuştuğunu duyan. Hayır ben istemiyorum, kabul etmiyorum. Ya, tamam, ne kabul etmiyorsun? Ya, hepsine kabul ediyorum. Ne kabul etmiyorsun ya? Etmiyorum. Asiye Boyacı'nın oğlu Yusuf maaşını vermesi için annesinin birlikte yaşadığı ve kendisinin baba dediği Ergün Yıldırım tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Maaşımı alıyor Ergün Bey. Ben bir kere maaşımı vermemiştim birkaç kere. Çalıştığım yere kadar geldi. Vermeyince tehdit ediyor işte seni öldürürüm, öldürtürüm, peşine adam takarım falan filan. Hani sürekli tehdit ediyor, korkuyorum. Şikayetçiyim zaten bu adamdan. Ergün Yıldırım ve Asiye Boyacı'nın yalanladığı tehditlere şahit olduğunu söyleyen bir tanık bize ulaştı. Sizin Ergün Yıldırım'ın Asiye'nin oğlunu tehdit ederken şahit olduğunuz bir telefon görüşmesi var. Anlatır mısınız olayı, nerede duydunuz, ne zaman duydunuz? 3-4 ay önce bu telefon konuşmasına şahit oldum. Asiye'nin oğlu babasıyla annesini engellemiş Ankara'ya gittikten sonra. Ergün Yıldırım'la Asiye Hanım'ı engelliyor. Evet, baba dediğiniz evet. Üvey babası. Evet evet, üvey babası zaten öyleymiş. Ondan sonra arkadaştan ulaştı Yusuf'a. Kim? Asiye Hanım. Oğlum sen niye öyle yapıyorsun? Baban seni öldürür dedi. Her ay dedi 10 milyar para yolla dedi. Yoksa babam huyunu biliyorsun dedi. Asiye Hanım çok korkuyordu. Ağlıyordu sokak ortasında. Baban seni ebenin parasıyla büyüttü. Sen bunu mu reva görüyorsun babana? Beddua okuyordu Yusuf'a. Anlatılanlara göre Asiye Boyacı'nın oğlunu arayıp aramadığını kontrol eden Ergün Yıldırım, telefonda üvey oğlu Yusuf'a yönelik ölüm tehditleri savuruyordu. Ergün Bey aradı. Ne yaptın? Ulaştın mı çocuğa falan diye. Söyle dedi. O parayı yollamazsa dedi. İçeri kapısına dayanırım, ben onu bulurum dedi. Her yerde adamım var. Eğer ben bulup öldürmezsem bile öldürecek birilerini bulurum dedi. Yusuf'u tehdit ederek Asiye'ye söyledi. Asiye bunları ağlayarak söylüyor oğluna. Yapar mı dedim, yani öldürür mü dedim. Yapar o dedi, öldürür dedi. Onun gözü korkmuyor dedi. Asiye Boyacı'yla oğlu arasındaki bir diyaloğa daha dikkat çekti gizli tanık. Yusuf da diyordu ki başka bir şeyler var anne, orayı kurcalama diye söylüyordu ama. Ne gibi başka bir olaydan bahsediyordu Yusuf? Sanırım Ergün Bey'in para karşılığında Asiye'den menfaat olduğunu bilmiş yani. Yani onu öğrenmiş diye şüphelendik. Ergün Yıldırım hakkındaki bir diğer iddia ise Asiye Boyacı ile birlikte yaşlı erkekleri dolandırdığı yönündeydi. Ha bir de şöyle bir şeye şahit oldum. Bu Ergün Bey'in çarşıda emlak dükkanı varmış. Orada yaşlı adamları topluyormuş. Bayanlara şarşaf giydiriyormuş. Onları nikah kıyacağız bugün yarın bugün yarın diye öbür insanları dolandırmaya çalışıyormuş. Ve herkes konuşuyor, kulaktan kulağa geliyor. Kadınları nereden buluyormuş? O kadınlar zaten Ergün Bey sürekli tanıyormuş. Asiye Hanım da tanıyormuş. Dediğim gibi işte kulaktan kulağa geliyor. Seni biliyorum. Ya ben öyle bir şey konuşmadım. Bir saniye, ya bir saniye. Bir dakika Asiye ile konuşuyorum. Bir yalan söyle ben. Bir şey söyleyebilir miyim? Burada kimse zaten kimliğini saklamıyor. Biz kimsenin yüzüne çuval geçirip de yayınlamıyoruz. Yüzünü göster. Ya bir saniye. Niye versin canım ne münasebet? Allah Allah. Kolunda kolunda çıksın. Tövbe yarabbim öyle öyle ya, yer beddua tutmaz. Ya, ya niye yalan söylüyor ben? Ya bir sus be. Bir sus be. Ben ona cevap vereyim. Yani yan yana gelsem tanımam ama tanıyorum benim bu şahsı. Ben de tanıyorum oluyorum ama. Ya bir... Niye siz gerginsiniz karı koca bu kadar? Bir sus diyorum anlamıyor. Söylemiyorum. Hülyan geçen ben... Dedesiyle ilgili konuşan da yenin. Ha. Bak bu şahıs da evli. Hani bu... Şimdi röportaj veren evli. Niye evli? Bir dinle. Benim geçen hani ne,
Amcamın oğlu Necip. Aklan günü anlattım ya. Ay çeviriyor. Hı. Bu benim amcamın oğlu Mahir'le oturup kalkıyor. Tamam ne oluyor? Bunun verdiği ifadenin ilakası bile yok. Senin şu anda, bu söylediklerinin bir kere ben ne dediğini anlamadım zaten. Heh. Hiçbir anlamı yok. Siz ona cevap vermeyin. Senin oğlun Ergün beni tehdit ediyor. Kaçtım, telefonumu değiştirdim diye anlattı. Bu kadın da diyor ki evet bizim yanımızda oldu diyor. Yalan. Vallahi niye senin oğlun, bir dakika Ergün Bey, niye senin oğlun yalan söylesin Asiye? Benim oğlum, sen beni niye tanıyorsun? Ben doğurdum, ben büyüttüm. Tamam mı? Benim oğlum kaç kere evden kaçtı gitti. Benim evdeki paramı da çaldı. O ayrı bir şey. Olsun Müge bak. O ayrı bir şey. Bugünkü konu. Ortalığı savunmadı. Her şeyi kurban oldum Allah koruyor. Yurtlarda büyümüş çocuk. Gidi. Kim bilir ben sen bıraktın, babası bıraktı. Müge ne Hanım. Yaşadı ben onu bir bilmem. Müge Hanım. Ergenliğinde ne yaşadığı da beni ilgilendirmiyor. Ergenlik problemi. Sen büyütmemişsin, yurtta büyümüş. Ben büyüttüm Müge Hanım. Ya yurtta büyüt. Bir dakika Ergün, seninle alakası yok. Yurtta büyütülen çocuğa ne ben büyüttüm, ben büyüttüm. Ben! Sen verince ne oluyor? İşe geçin diye verdim işe. Ne oluyor sen verince yurda? İşe geçin sen diye. Sen mi büyütmüş oluyorsun? Dilenci... Kim büyüttü kim? Müşe Hanım doğru söylüyorum. Devlet kim verince ne olacak? Devlet büyüttü tamam eyvallah bir şey demiyorum. Allah Allah. Bir saniye Müşe Hanım ya... ama bir dinle benim... Ne güzel ya, yurda vermiş, ben büyüttüm, ben verdim diyor. Ne güzel ya, doğrun doğrun verin. Müge Hanım, bak hani diyor ya, para istedi. Bak yine sözümden mübarek gün. Bizim aklımız... Her gün mübarek bir de. Yok değil, Müge Hanım, bir saniye. Yılın her günü mübarek. Varın, yok, bana desin ki bak. Bazı şeyleri Ramazan'da yapmayıp diğer aylarda yapmayacağız. Her gün mübarek. Devlet memurluk şeyi geldi. Bak, devlet memurluk evrağı geldi. Atlan gün 15 milyar parayı onun hesabına, bak ev tutulacak. Ben gönderttirdim. Ne oluyor yani? Hani diyor ya bana 1000 lira vermedi. Hani vallahi vermedi ben. He, bir de banka hesabından onun hesabına gitti. Tamam. Ben Yusuf telefon attığımız demiş. Yusuf'cum günaydın. Ya. Yusuf günaydın. Yusuf ben sana bir daha sütümü helal etmeyeyim. Bir saniye. Allah belanı vermesin senin. Evlat gibi. Lan yavrum bir dakika Yusuf sana bir şey diyeceğim. Bak ben anan kızım. Ben senden para babam senden para aldım almadım. Ben sana bir tokat vurdum mu? Bütün işleri ben yapmadım mı? Yalan niye söylüyorsun bunları yavrum sen? 15 gün yalan. Yalan söylemiyorum, yalan söylemiyorum ki doğru söylüyorum. Yusuf yalan söyle. Lan sus siz de lan. Aferin siz dokma. Sen artık herkesi bıraktın. Sütü de bir seyircilere de sağlıyorsun. Neyi doğru söylüyorsun oğlum? Müge Hanım Yusuf. Bak. Dur tek tek konuşun. Neyi doğru söylüyorsun? Bak onu söyle bana. Neyi doğru söylüyorsun? 15 gün tamam bir de o konuşsun şimdi. Siz konuş. Efendim Yusuf. Bir dur. 2 milyarlık dolabı. Yusuf bir sus beni dinle. 2 milyarlık dolabını, zeytinini, peynirini. Ya bırak onları. Diyeceğim. Yağını, peynirini köyden, çangıdan getirdim. Dolabını doldurdum. 15 gün yanında oldum. Kredi kartlarını. Kredi kartlarını yatırdık. Ev pislikten kokuyormuş. Neydi? Halil'le böyle var. Lan senin paranı Halil yiyor Halil. Yalan niye söylüyorsun yavrum? Ha, Halil yemedi mi? Kredi kartlarımı vurdun zaten benim maaşla yatırdık. Ya tamam ne yalan söylüyorsun lan babam. Bak şimdi yazıyorum. Sen abi fiske vurdun mu bugüne kadar o kadar evden para çaldın. Lan neyi senin maaşına yatırdın da yalan söylüyorsun. Ben vurdu demiyorum. Tehdit etti diyorum. Tehdit yavrum bak o tehdit ne etmedi. Yalan yavrum, bak oğlum bak kurban olayım yavrum. Yalan söyleme bak. 15 gün yanında durdu. Dükkanın kirasını sana bıraktı. Yusuf sana bir şey diyeyim oğlum. Yalan söyleme yavrum. İyi ben senin yanına da al, bak buradayım. Ne senden çekiniyorum, ne bak. Arayandan. Bak yüzüne diyorum, gözüne dizine dursun. Ne ara ne sor. Bak, Yusuf. Gözüne dizine dursun benim paralarım. Bak sana ne olsun, kayıtını oradan al. Bana sen... para verdin, lan bana bir ayakkabı aldım dikine kalırım, bir ayakkabı. Vallahi evet çorap aldıysan... Gözüne dizine dursun. Çorap aldım lan sana, zehrine... Ben oğlum, müdürün yanına da geldim, okuluna da geldim. Niye yalan söylüyorsun lan? Lan? Sen bana bir tokat mıydın? Yusuf yalan söyleme. Çalışanlarım da şahit. Sen yurtta... Şahitse ne diye geldim? Paraya mı geldim? Sen bana ne edin lan? Bak yavrum. Yedirdim. Sana senin telefon paraları geldim. Ya bir şey söyleyebilir miyim Ergün Bey? Yeter sen bu lan. Çocuğun annesiyle beraber olmuşsun. O çocuk sana para vermeyecek. Sen o çocuğa para vereceksin. Sen o evde baba pozisyonundasın. Hangi çocuğun babasına para verdiği görülmüş? Sen vereceksin. Ama bana vermedin gitmedin. Vermedim Müge Hanım. Sen vereceksin zaten. Ama ha? Niye yalan söylüyorsun? Vermedi. Şimdi vallahi diyor ki vermedi. Şimdi çalışıyorum diyor. Çocuk yurtta büyümüş. Devlet memuru olmuş. Kim paramı verdi? İstiyorlar diyor. Bak, burada kim verdi? Bu tarafa gelince konuşuyoruz da ben de diyorum ki. Aha karşımda. Ha. Bana bir ayakkabı bırak parayı bul. Ayakkabı almış. Niye ayakkabı alacak sana? Tabii.
Dedemden böyle diyorsun ya, vermedik almadık. Hayır, niye ya sana ayakkabı alsın? Sen onun annesiyle berabersin. Hangi adam ya, bir çocuğun ya, annesiyle... Ben onu kabul ediyorum. Yahu aa. Tehdit ediyormuşum ya. Ya Ergün, Ergün Bey. Yani, takım elbisesine kadar aldım. Annesiyle ya, beraber olduğun bir çocuğun adama bir şey aldı. Nerede görülmüş? Parasını her ayı bağlı diyormuş ya. Yalan ya. Bak. Müge Hanım sana bir şey... Her ay bana veriyormuş ya, Müge Hanım. Ben neden olması gereken şeyler için bu kadar mücadele veriyorum acaba? Ablanın bir şeyi ben ne diyeceğim? Erhan Bey, bu da emiriyor. Bir Türkiye'nin babası. Asya Hanım. Asya Hanım, bir dur. Bir dur. Sen Ergün Bey'e belki senin haberin yok. Belki, bir dakika sus. Belki senin haberin olmadan Ergün Bey senin oğlunu tehdit ediyor. Bir dakika, bir sus. Ne peki, hayır, bilmiyorsun sen belki. Dönüp Ergün Bey'e abi, sen benim çocuğuma ne diyorsun diye sorman lazım. Ya, itmedim, niye benim çocuğuma ne diyor diye onu düşünmen lazım. Şevki Hocam pardon, reklama girmek zorundayım. Yusuf sen de bir konuş çocuğum korkmadan. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Evet Yusufçum, sen ne yaşadığını anlat canım, annen de bir duysun. Şöyle söyleyeyim. Bir saniye, bir saniye. Başla oğlum yalanlarına. Başla yavrum. Ben seni çamurlarda yağmur çadırın içinde büyüttüm tek başıma. Bak yavrum bir dinle, kurban olayım sana bak. Sesin geliyor mu? Geliyor Yusuf, buyur. Yavrum seni beni bir dinle ben. Bak, önce beni dinle. Dur önce bir Yusuf konuşsun, önce sen konuştun. Konuşsun evet. Konuş. O konuşsun ki sen de cevabını ver. Ben sana gelene geleceğim güzel, hiçbir şey yapmadım yavrum. Hakkımı helal edeceğim sana. Ben sana bir şey demiyorum. Ben seni çadırın içinde büyüttüm yağmurlarda. Baban bıraktı seni, baban seni parayla satmadı mı? Sattı. Ya babasında değiliz biz, şu andaki olsun, çocuğun ondayım. Maaşındayız. Ben seni çamurların içinde büyüttüm. Belediyenin giysisinden, yiyeceğinden büyüttüm. Ben yağmursuz şu yılanların içinde büyüttüm. Seni her şey için korudum. Değil mi? Büyüttüm. Tamam yurda verdik, eyvallah. Büyü bak, yurda işe girdin. Kim koyduysa hocalara sor. Hocalara da bağlansın. Evdeki parayı çaldın gittin, bütün paramı. Devletin verdiği paramı da çaldın evden. Halile'ye gidiyordun. Yusuf'cum ben seni dinliyorum Yusuf. Bir saniye ya, bir saniye ya, bir konuşsun ya adam ya. Bırak. Ya ben şöyle diyeyim, zaten röportajda dediğim gibi, yani dediğim gibi maaşımı alıyor demiştim. Tehdit ediyor beni demiştim. Yusuf şu anda da korkuların var mı çocuğum? Hayır benim oğlum, yalan, evet. Yalan söyleme. Sen başvurdun mu, bununla ilgili bir başvuru yaptın mı? Evet başvuru yapmıştım. Uzaklaştırman var mı? Evet, daha çıkmadı. Yalan söylüyor. Şimdi sen şehrini de değiştirmişsin. Ben sana bu konuda yardımcı olacağım. Ya çocuk uzaklaştırma için başvuruyor. Niye başvuruyor? Niye uzaklaştırıyor? Müge Hanım, tamam karşımda şimdi bir dur. Onun borçları var. Müge Hanım bir saniye. Buraya gelmeden... Buraya gelsin. Dediğine, buraya bak hani onun yanından biz Çankırı'ya geldik. Doğru. Bu kadarın da yalan, dolan, iyi değil efendim. Ben buradayım. Madem doğuyormuşum, soğuyormuşum. 15 gün yanında durdum. Ben çok merak ediyorum artık yani. Bu da benim zoruma gidiyor. Lan oğlum 15 gün yanında durmadın mı ben seni? He? He? Bütün pisliğini... Bütün bir değil lan vallahi evet, var ya. Evet borçları geldi. Müdürünün yanına götürdüm. Niye? Neyin yalanı? Neyin fesi? Lan oğlum niye yalan söylüyorsun? Bir de diyor ki benim maaşım lan. Lan oğlum geldi. Yusuf sen kaç yaşındasın oğlum? 20 yaşında. Kaç? 21. 21 yaşında. Daha bu küçücük bir çocuk. Ya, küçük o. Ben de bilirim küçük olduğunu. Niye yalan söylüyorlar oğlum, sen niye yalan söylüyorsun? Yalan söylemiyorum ki. Yavrum bak niye yalan söylüyorum, ben sana... sen benim evimde paramı çalıp gitme, Halil'e gidiyorum, daha Halil'e gidiyorum paranın bütün başını. Evden annesinin parasını ha? Alan çocuğa niye paramı çaldın demez bir anne. Milyonların önünde. Öyle kendi aranızda konuşursunuz olsun, böyle demez. Olmaz. Habersen para evden de alınmaz. Anneye İyi de Müge Hanım. Tamam bir 21 saniye, yaşındaki çocuk da evde el bebek gül bebek böyle altı okka zıplatılacak çocuktur. 21 yaşında daha gencecik çocuk böyle o. Öyle değil. Tamam Müge Hanım diyor ki bak maaşını vermediği halde verdim diyor vallahi da. Vallahi almadık ya. Benimki kanıtlı ispatlı, verdiğim parayı nasıl almadım. Vallahi ben doğdu. Şimdi... Hani bana diyemez ki onu doğdu soğdu diye deme şansı yok.
Ayakkabısından dövdü dur. Demiyorum ki zaten yalan diyor. Ayakkabısından ya tehdit bile yok. Tamam, ya vardım tehdit ediyordum da. Yalan söylüyor. Tehditim var, tehdit var. Elimde ses kaydı var tehditine dair. Nasıl sus. Var mı elinde ses kaydın Yusuf? Ses kaydı var. Atar mısın bana? Bir saniye o zaman ne diye kızdım sana? Bir dakika atar mısın bana Yusuf? Ya bırakın bu işleri oğlum ya yazıklar. Oğlum bir değil. At bakayım bana. At ben dinleyeceğim. Bak ses kaydım var elimde. Yeterli ya. Ses kaydım var elimde. Nasıl demek o ses kaydını? Efendim? Senin gibi. Ses kaydını ben size nasıl açabilirim? Yusuf ben onu kabul ediyorum. Valla ben seni yanına geleceğim yarın bugün. Ben buradan çıkacağım yayından gideceğim bugün. Neyim bir devreye girer misin? Tamam Müge Hanım biz bugün gideceğiz. Niye gidiyorsun? Niye gidiyorsun? Niye gidiyorsun? Niye gidiyorsun? Çıkıştınız mı? Anayı arıyordunuz ya. Kayınlayı arıyordunuz ya. Nereye gidiyorsunuz? Açıksınız da her şeyi. Öyle değil. Seni bilmedi. Ya ben buradayım ben. Tamam niye gidiyorsunuz? Ben gideceğim. Niye gidiyorsun beni? Hani diyorsunuz ya. Anayı arıyor tamam. Ne olacaksa olsun. Oradan da çekilmiyorum oradan da. Ama çıksın. Yani şu şunu demiş. Şu şunu demiş. Benim umurum acaba. Senin kuzun kulu. Senin paran geliyor. Kocan çalışıyor. Oğlun çalışıyor. Sen oğlun da çalışıyor. Fetişe mi gidiyorsun şimdi? Ne yapmaya gidiyorsun Çankırı'ya? Fetişe mi gidiyorsun? Senin yüzünde bütün yardımcılar var. Sen de gidemeyeceksin. Öyle yok öyle. Ben bir şey bilmiyorum Satı abla. Sen de suçlusun. Öyle evet, şey yok. Sen de. Sen bunların üstüne ne parası veriyorsun? Sen bir de şunu demişsin. Kızım. Bizi sen getirtmişsin. Hayırdır. Sen işte. Bizi sen getirtmişsin. Kredi. Ben niye üstlenedir üstlenedir? Öyle diyorum bu şey. Bu şey benim öyle diyor. Vermiyorum. Vermiyorum. Gelecek tabii. Ne demek yani? Çağırıyorum ya. Yok ya. Getirtirdim demişsin de. Hayır. Vallahi öyle demişsin. Daha dışarıda konuşuyorlar. Hayır ha. Çağrı yaptırdık ya. Daha ne olacak iyi? Peki Asiye Hanım, abla, o bak, zaman ha. Sen bir de şunu dinle. Allah Allah. Bir erkek tanık, Asiye dedemle görüşüp tehditle para alıyordu diyor. Annem hayır de Asiye'yi ya. Dövdü diyor. Kim? İzle şimdi. Yok ya ben kimseden paranı almadım ya. Vallahi almadım Asmik Hanım. Sevim Yıldırım cinayetinde iddiaların odağındaki oğlu Ergün Yıldırım'ın birliktelik yaşadığı Asiye Boyacı ile ilgili bildiklerini anlatmak isteyen bir gizli tanık ekibimize ulaştı. Sizin Asiye Boyacı ile alakalı iddialarınız vardı. Dedenizi şantajda bulunduğunu söylemiştiniz. Bununla ilgili neler diyeceksiniz? Dedemin maaşından kesintiler olduğunu gördüğümüzde çünkü parayı anneanneme verirdi. O da bu durumu bize anlattı. Yani maaşından hani paralar eksiliyor sürekli diye. Biz bu konuyu araştırdığımızda telefonlarına baktığımızda Asiye'nin mesajlarını gördük. Para vermezsen işte eşine söyleriz. Evine gelirim. Şöyle yaparım, böyle yaparım. Yani şantaj yapıyordu tabii, yani. Tabii bu konuda şeyler yazmış zaten. Dedesiyle Asiye Boyacı'nın kahvehanede tanıştıklarını da söylüyor gizli tanık. Dedenizle konuştunuz mu bu konuyu? Nasıl bir ortamda tanışmışlar? Dedem şimdi kahveye takılırdı. Oradaki arkadaşlardan ayrı birlikte gördüğü için kendi de konuşmaya başlamış ama şantaj var yani. Parası sürekli ona gitmiş. Yani onu kabul etti. Ne kadar bir rakamla istiyordu sürekli? 500, 700, 600 hep bu rakamlarda ufak ufak yani bu şekilde koparmak istemiş. Paranın o zamanki değerini anlamak için soruyorum. O zamanki asgari ücret ne kadardı? 1000 lira, 1500 lira olsa yani şu an 10.000'i, 15.000'i gibi civarında bir para yani. Ortalama bir asgari ücrete kadar yakın bir para istiyordu sürekli. Tabii o civarlara yakın bir para isteniyordu. Görüştüğü için Asiye Boyacı'nın şantajla dedesinden para aldığını öne süren gizli tanığın anlattığına göre bir yüzleşme gerçekleşmiş ve o yüzleşme arbedeyle sonlanmıştı. Sonra biz annemle beraber kendisine gittik konuşmak için Asiye Hanım'a. Bize yani çok argo kelimeler, ağza alınmayacak çok sözler söyledi. Babanıza sahip çıkın, işte o geliyor bilmem ne falan gibisine kendini savunacak şeyler söyledi. Bu sefer annem saldırdı. Yani bayağı bir birbirlerine girdiler. Zor kaçtı oradan. Ama yani bu işlerle ilgisi olan bir insan. Zaten Çankırı'da bunu bilmeyen yok. Yaşlı insanlarla bu şekilde münasebette bulunuyor. Peki Ergün Yıldırım'ı tanır mısınız? Tanışmışlığım, görmüşlüğüm olmadı. Bu olaydan sonra gelip de siz böyle bir şey yapmışsınız gibi bir şey de söylemedi bize. Yani onun davasını gütmez, gelmez peşine yani. Gelip geçerken görüyor bizi, illaki görüyor. Ya gördüğü zaman da köşe bucak kaçıyor şeytan gibi kendisi. Böyle ya. Ben kimseden para almadım ya. Ben devletten aldığım başka bir yerden para almıyorum ben. Vallahi almıyorum. Bu yalan söylüyor. Ben kimseden para almam hiç. Ben açlıktan ölsem kimseden para istemem. Yani burada şimdi kaç Müge tane Hanım, kadın var? Ben bunları kabul Sündüz etmiyorum. Sündüz var, kızı var, Nurgül var, ablası var. Niye ben onlar için söylemiyorlar da sizin için söylüyorlar? Müge Hanım ben vallahi bak çocuklarım bak bütün bak peygamberin üstüne yemin ederim. Bütün herkesin babası. Sen öyle kimsenin üzerine yemin etme. Yok giderim. Ben almadım parayı niye aldım diyeyim. Kabul etmiyorum tamam mı? Vallahi billahi almadım bak. Ölmüş kardeşim üstüne yemin ederim almadım. Bak Müge Hanım bak. Şuradan çıkışım olmasın almadım bak. Allah'a peygamberi alet etme. Hocam bak işte. Yanlış söyle. Alet ben etme. Almadım. İderim. Almadım. Aldımsa aldım dedim. Ama almadım. Vallahi de almadım. Billahi de almadım. Bu adamı tanıyor musun sen bu konuşan? Tanımıyorum.
tanımıyorsun. O için yalan mı söyledin? Senin bir tanımadığına göre bir düşmanlığın var mı? Yok, yok. Yok. O zaman bu adam niye kalkıp da... Yok hocam bak, babalığını çekeyim almadım ya. Senin... Hayır yani... Bu diğer hanımlar hakkında bir şey söylemiyor. Söyledi, ondan tanımadım. Ben de tanımıyorum. Ben almadım hocam. Alsam aldım diye bak. Canlı yayında söyledim. Tabii almadım. Sen öyle diyeceksin. Kabul etmiyor Müge Hanım. Allah Allah. Almadım. Bak ölmüş kardeşim üstüne yemin ederim almadım bak. Başka bir şey değil mi? Tamam Müge. İkinci bağlamamızı izleyelim. Tamam, ben de bağlananlar hastane. Sevim Yıldırım cinayetinde para işleri nedeniyle şüphelerin odağındaki oğlu Ergün Yıldırım'ın hakkında çarpıcı iddialar gündeme geldi. Ergün Bey gel dedi Çankırı'ya dedi. İçinde üniversiteli kızlar olan bir artı bir dairede bulayım dedi eşyalı dedi. Veyahut da eşinin dostunu bul dedi. Müstakil evde bulayım dedi. Bunların hepsini söyledi adam bana. Ayrı ayrı fiyatlar bile verdi. Şu olabilir düşünüyorum. Belki kızlardan biri başkasının tuzağa düşürmüştür. Videosunu çekmiş olabilirler, fotoğrafını çekmiş olabilirler. Her şey olabilir bundan. Yani bu sadece alacak verecek davası değil, işin içine kızları da kattığı için Ergün Bey, ya o kızların bir yakını tanıdığı vesairesi gelip intikam aldıysa diyor. Ben de öyle bir şey yok kızımız. Yayınımızın ardından ekibimize konuşan bir esnaf, Ergün Yıldırım'ın kadınlar üzerinden maddi menfaat sağladığını ve şantajda bulunduğunu öne sürdü. Ben Çankırı'da esnafım. Buraya gelen müşterilerin televizyonda gördüğü an Ergün Bey'in Asiye Hanım'ı, bir başka bir bayanı, o bayanın ismini bilmiyorum. Çankırı'ya gelen kız öğrencileri... maddi durumu olmayan çocukları kullandığını, menfaat sağladığını ve bunun karşılığında para aldığını, videolarını çekip şantaj yaptığını biliyorum ben. Bunları mı konuşuyor müşteriler? Evet, gelen müşteriler bunları anlatıyor. Asiye Hanım'ın da bir takma ismi vardı, manken diye. O şekilde duyuyorum. Yani burada birkaç tane ev varmış herhalde. Kiralıyor muymuş, ne yapıyormuş, o şekilde duydum. İstediği parayı alamadığı zaman insanlara şantaj yaptığını biliyorum. Ha, bir de annesinin cinayetinde %199 demiyorum, %100 parmağı olduğunu söylüyorlar. Yok olmadı, şimdi niye yalan söylüyorlar? Yalan sana bir, zaten sana ya? Bir tane adam da bağlandığında manken demişti. Yalan sayılır böyle, evet. Nereden buluyorlar ki? Ha? Bunlar hep yalan. Biz kimseden para almadık da, bak Müge Hanım bak. Ben cahilim, sen okumuşsun. Eğer aldımsa, saygı duyuyorum bak. Ben buraya bunların çıkmasından, demesinden de gelmedim. Tamam, Allah için geldim, kayınla bulunsun için. Ben buraya kimsenin demesinden gelmem de kim? Bunlar sen kimdir, Ergün Bey'in senden önceki o onda nikah var mıydı? Kimdi? Resmi nikah var mıydı? Var. Sen ondan evvel karısını da tanıyormuşsun. Ya tanımıyor, beraber oturduk kalkar. Arkadaş mısınız yani? Yok, ben fazla konuşmuyorum. Hatta o tuhafiyeci dükkanında ikiniz birden çalıştırılıyormuş Ergün Bey tarafından. Hayır. Onun karısı da seni çalıştırıyormuş, öyle iddia ediyorlar. Sonra o gitmiş, sen kalmışsın. Hayır, inin karısının günahını almadım. Sen niye Ergün seni tehdit mi ediyor? Yok bak Müge Hanım, beni tehdit etmiyor. Ben yalan niye söylüyorum? Ben aha burada, ben tehdit etten ne yok. Bence senin oğlunun da zaten sana karşı tavrının en büyük nedeni bu. Hayır Müge Hanım bak, vallahi beni kimse, ben yıl bak... Ben eşimden ayrılım ayrılalım, daha biz fiske vurduysa Allah bin türlü belamesin. Bak hani bağırı çağırı ayrılışında olur. Hani ama vallahi ne ben... Tamam bak, şiddet de çok kötü bir şey ama... Öyle değil bak. İnsanın bağırı... beraber olduğu kadının üzerinden menfaat sağlaması... Hayır ya, hiç konuşulacak gibi bir şey Müge değil yani. Müge Hanım vallahi yalan, benim ilginç yalan. O da bir şiddet. Ben 10-15 senedir bildiğin hani burada hep konuşuyor. Ben bunlara hiçbirini kabul... Tamam, eskiden bir takım şeylere girdim ama çıktım ama... Şimdi bana bunlar atı, onlar konuşuyor da hayali konuşuyor. Yok Müge Hanım bak, gerçek söylüyorum bak, ben onlara katıldım. Ben öyle bir şey, inin karşısından ne şey ettim. Ne peki gittim, dördü de izleyelim. Yalan dördü izleyelim. Cinayete kurban giden Sevim Yıldırım'ın, şüphelerin odağındaki oğlu Ergün Yıldırım ve birlikte yaşadığı Asiye Boyacı hakkındaki çarpıcı iddialar gündemdeki yerini koruyor. Ahmet Bey, sizin Ergün Bey'le ve Asiye Hanım'la alakalı bir ihbarınız var. Nedir o olay? Olay bu, Ergün Bey, bu Asiye'ndeki Asiye Hanım para karşılığı işte menfaat sağlıyor efendim. Ya bunu reddediyorlar ekranda. İlla ki reddedecekler yani, ben yaptım kimse demez bunu. Şahit olduğum, buradan arabaya biniyor. Oradan iniyor, başka arabaya biniyor. Görüştürdüğü belli yani erkeklere. Daha önce de kahvecilik yaptığım için. Yani erkeklerin kime gidiyorsun? İşte Asiye'ye gidiyorum. Bilmem ne söylediklerini duyuyorum yani. Ergül Bey de bu işte aracı oluyormuş yani. Bize ulaşan başka bir izleyicimizin anlattıkları ise çok daha çarpıcıydı. Söylenenlere göre Ergün Yıldırım ve hayatına giren iki kadın maddi menfaat ağına dolanmıştı. Yaklaşık 13-14 sene önceden emlakçılık yapıyorum altında. Yani iki kadından da maddi menfaat sağladığını biliyorum. Ve bu iki kadının da birbirinden haberi vardı. Birisi eşi Zeliha Hanım, Asiye Hanım'dan menfaat sağlıyordu. Eşi de ikisinden beraber. Zeliha Hanım yani Ergün Bey'in ilk eşi Asiye Hanım'dan bir menfaat sağlıyordu.
sağlıyor bu şekilde, aracı oluyor birilerine. Ergün Bey de hem Zeliha Hanım hem Asiye Hanım, öyle mi? Aynen. Ne kadar süre devam ettiler bunlar böyle bu şekil? Yaklaşık 7-8 yıl. Emlak ofisini başka bir yere taşıdılar. Gündüz emlak gibi davranıp, gece ışıklar kapanıp diğer şekilde eş menfaat sağlıyordu bu kişilerden. Şunu da söyleyeyim, emlakçılık yapıyorum diyor arkadaş ama biz emlakçılık dışında her şeyin yapıldığını biliyoruz. Asiye Hanım'ın böyle çevresinde para karşılığı menfaat sağlayacak bayanları çekip de başka insanlarla görüştürdüğünü biliyorum. Asiye Hanım'ın kendisi de bizzat bunu yapıyordu. Yani böyle paraya ihtiyacı olan kişileri diğer erkek insanlarla tanıştırıp onlarla menfaat sağladığının farkındayız. Onu biliyorum yani. İddialar bunlarla da sınırlı değildi. Ergün Yıldırım'ın şantaj yaptığı da öne sürülüyordu. Yaşlı bir amcayı kadınla fotoğraflayıp bunu da Ergün Bey'in çekip de fotoğrafları ailene yayarım, sülalene yayarım dediğini bir kere duydum. Hani böyle insanların da para için her şeyi yapabileceğinin farkındayım yani. Bakın olayın boyutu Sündüz Hanım'ların annenizin önünü kesmesinden çok daha farklı yerlere gidiyor. Bunlar şey, Edine, tanımıyorum yürü. Dediniz ya, beyefendi telefon attıymış, dedeme şantaj yapıldı yok, diyen ya, beyefendi. Ben vallahi beyefendi ya. Günaydın, buyurun. Alo Müge Hanım, günaydın, kolay gelsin. Günaydın, buyurun, çok sağ olun, buyurun. Müge Hanım, şimdi Asiye Hanım benim daha demin olan röportajımı yalanladı ama kendisine ben şöyle hatırlatayım. Çankırı eski adliye önünde annem kendisini darp etmişti. Kendisi çok iyi bilir. Dedemin biz telefonda mesajlarını yakaladık. Dedemin maaşından para eksildiğini gördüğümüzde biz bu konuyu araştırdığımızda işin ucu Asiye Hanım'a dayandı. Hayır, ben Asiye Hanım'a... ben kabul etmiyorum seni. Ben paranı almadım. Vallahi almadım bak kardeşim. Almadım. Kabul etmiyorum. Vallahi almadım. Ya sen kabul etmezsin zaten. Onu biliyoruz. Ya, sen yalanlayacağını zaten biliyoruz. Ama ya, almadım. Seni bayağı aldım değil mi? Almadım. Adliyenin önünde darp etmişti, kendin biliyorsun. Karatekin ilkokulun o tarafta oturuyorsun sen. Evinin olduğun yeri de çok iyi biliyorum ben senin. İstersen sen Çankırı'ya geldiğin zaman ben seni kendim bizzat karşına çıkayım. Ben sana hatırlatayım konuyu. Yani net bir şekilde hatırlatayım istersen. Hatırlatalım. Ben senin babandan vallahi para almadım bak. Gerçekten de almadım. İster inan ister inan. Ben seni çok iyi tanıyorum. Sen ya, beni tanıdın. Sen beni çıkarttın. Senin aklına düştü kim olduğu. Ama ben sana kendim gelince Çankırı'ya çok iyi hatırlatacağım ben sana kendimi. Ha, bekliyorsun. Ne yapacaksın? Beni mi öldüreceksin? Öldüreceğim değil mi? Ben seni niye öldüreyim? Ben sana sadece hatırlatacağım kim olduğumu. Hatırlatma. Ben seni vallahi tanımıyorum. Daha ben ya onlar yalan. Beni kabul etmiyorum. Tanıtacağım işte. Sen Çankırı'ya geldiğin zaman ben seni illa görüyorum. Ve sen küçük kızlarla beraber gezen bir kadınsın. Bunu yalan bütün Çankırı biliyor. Yalan söyleme. Bütün insanlar biliyor bunu. Yalan söyle. Ben Yunus'a gelirim, alışverişimi yaparım, çıkarım. Sen, yalan söyleme. Senin kim olduğunu bütün Çankırı biliyor Asiye Hanım. Bilsin. Tamam mı? Sen yaşlı insanlarla birlikte para karşılığında olan bir insansın. Yalan söyleme. İşte bak bu anlattıkları çok tehlikeli. Herkese yalan söyleme deyip durma. Müge Hanım, ama Müge Hanım. Yani kardeşim vallahi ben evimden bile çıkmıyorum. Kur'an çarşısına gitmiyorum. Ya sen niye yalan söylüyorsun? Ben tamam Yunus'a gidiyorum. Alışverişimi yapıyorum. Ben Yunus'ta oturmuyorum bile. Oturmam bile. Ben yok. Teras kata bile çıkmam. Yalan söyleme. Ben Yunus'a giriyorum tamam. Ama ben öyle. O işten işim yanında olmaz. Kimler oluyor girdiğin zaman? Bak görüyorlar mı? Yunus'a gidiyorum. Tamam giriyorum Yunus'a. Müge tamam kızlar oluyor diyor yanında. Hayır Müge. Olduğunu bilmiyorum benim yanımda kimse olmuyor. Yanımda bir vatandaş girerken çıkarken koruyor. Benim ya Müge Hanım. Yunus'ta 50 tane kamera var. Madem idin her tarafı. Varsa kanıtlayacak kanıt. Giriyorum, yani tamam. Olmadık bir şey hayali konuşuyor herkes. Tamam giriyorum arkadaşlar. Hayır niye Yedire, ben 13 senedir Allah bana belanı ne yalan bunu diyemez. Ben gelirim mühletten sonra. Ben yalan Müge. Tamam ben Yunus'a giriyorum, çıkıyorum, alışverişimi yapıyorum. Ben kimseyle muhabbet olmam. Bana 13 senedir kimse diyemez. Alışveriş merkezi mi burası, onu mu söylüyorsun? Evet. Alışveriş merkezi, koca alışveriş tamam. Merkezi. Alışveriş merkezi. Kabul etmiyorum arkadaşlar. Eteberimi alıyorum, ekmeğimi, her neyse. Yok, oradan, şu yok gidiyorum. Mu? Hepsi yalan. Allah bütün çoluğunda çıksın. Yalan niye söyleme. Niye sen herkese beddua Müge ediyorsun? Müge Hanım bak, ben kabul etmiyorum. Ben Yunus'a gireyim. Bir şey söyleyeceğim, bu adam niye yalan söylesin? Yalan Müge Hanım, vallahi yalan. Adam diyor ki geldik annemle, sen hiç hatırla bakalım annesi kimin geldi babamla, sen niye tehdit ediyorsunuz, para istiyorsunuz? Ben kavramı o kadar yapmadım, ben kavramı itmedim. Hatırlıyor musun? Yok. Hiç sana öyle babamla uğraşma diye bir kadın geldi üzerine saldırdı. Hayır. Adam açık açık da söylüyor, darp etti annem onu diyor. Hayır darp etmedi beni, yalan söylüyor. Hiç öyle bir kavga yaşamadı. Yok ben yaşamadım. Beyefendi hayalden mi bunu atıyor? Hayır kafadan atıyor o da. Ne bileyim nereden buluyorlar böyle doğru. Bana da sıçra tabii şimdi. Müge Hanım, olay bana sıçramasa şaşarım yani.
Herkes gidiyor markete. Vallahi zaten sürekli onun adını söyleme de. Yani zaten herkes markete giderken işte niye senin için söylüyorlar? Ben giderim. Gittim. Bak arkadaşlar, bu iş çok tehlikeli bir boyuta geliyor. Yani bu anlatılanlar ciddi. Yani bu böyle küçük yaşta kızlar, hayır ben hiç kabul etmem. Öyle küçük yaşta paraya ihtiyacı olan kızlarla böyle yaşlı adamlara şantaj. Bak beyefendi, sen de istediğin zaman devreye girebilirsiniz. Bak annemle beraber gittik, dedeme şantaj yapılıyor diye gittik, önünü kestik diyor. Annesiyle. İşte dedesi. Evet, doğru. Hayır ya, ben gitmedim, yalan ya. Ben kimseden para almadım, kurban oldum, alsam aldım derim. Bunların yüzünden biri de annemin yanına gitmiş olabilir mi? Yok yani ya. Bunların bu yaptıkları için. Çünkü köyden araması var. Köyden birisi bunların telefonunu biliyor ki köyden arıyorlar ev telefonundan. Değil mi? Annem eve de... Evet! Sus! Yalan söylemeyin ya artık! Sus valla, ben annenle bir kere kaydım. Yalan söylemeyin artık, sizin yüzünüzden oldu ne olduysa. Ne? Sen niye üstelik para veriyorsun buna? Evet, sebebi ne? Senin verdiğin altında bir şeyler var. Anlatacağım. Yok, anlatayım. Sus, parasını veriyorsun sen bana. Çocuklara bir şey yaptın. Öyle bir şey yok. Kızım, oğlum ben onu... Neden veriyorsun? Açıkla. Aynı şeyi söylüyorsun. Sen de aynısını söylüyorsun. Bir şey biliyor diyor, susturuyor diyorsun. Susturuyor mu? Benim Hayır. Sen sus, parası veriyorsun bana. Ha, git şuradan. Hayır, bunlar çıkaracağım. Sen de sus parası vereyim ona. Aranızda bir şey yok. Bize de ver o zaman. Niye vermiyorsun bize? Bir şey söyleyeyim mi? Tamam, yedim. Buraya niye vereyim? Ne demek? Ona niye veriyorsun o zaman? O zaman telefonda Ergun, sen bana niye diyordun ya? Babamızın karşılığında ne aldığını veriyor. Açıklayacaksınız bunları. Öyle yok öyle. Sizsiniz siz. Hadi şuradan. Evet. Hadi şuradan. Geç geç yurttan ne deme. Eynek onunla sahip. Hadi şuradan. Sen ha. Kabul etmem. Eynek onunla sahip çık. Hissi gitme. Necati. Eline koluna sahip çık. Allah Allah. Hepiniz. Sen de Asiye, sen de. Elinize kolunuza sahip çıkarak konuşacaksın. Tamam, iyi işte. İftira işte. Ne iftirası? Gerçekten. Tamam, sen de veriyorsun paranı. Yok hanım. Onca'dan işte. Her gün mü veriyorsun bu para? İşte. Borç istedi. O ayrı. Bir adam gibi. Tamam, borç istedi, şirket kuracağız dedi. Kurulmadı, daha hala ne veriyorsun? Yok, buraya İstanbul'a gelmeden önce bile vermiş. Veriyorsun bu hanım. Hayır, bir de söyledi ya, cumartesi günü daha verdiğini ya. Evet, ha, Yusuf da sen ya, ne kızlarınıza yan veriyorsun sen bu parayı her zaman. Hayır. Sizin be. Niye telefonda konuştun, çay içmeyi için? Bir dakika, bir dön. Ya kızım, benim işimiz olur ya. Ankara'da ya arazim var, her şeyim var. Sen köye mi gidiyorsun lan Necati? Hanım o diyor ya, köye gel. Diye. Neye yalan söylüyorsun şimdi? Ben gelmiyorum ya. Koya ya. O zaman terazim var, ne bileyim neyim var diyorsun ya. Yani. Ya kızım ya, ben işte Hangarı'ya gidiyorum ya. Hiç kızım neydi ben? Bu parayı açıklayacaksın. Ya hiç ben... Çok parası veriyor. Neyin açıklayacağım ya? O kimde? Hiç imkanı yok. Açıklamadım yani. Hayır, siz bir dakika, ben size bir şey söyleyeceğim. Allah siz Allah. Üstelik de neden yedirdiğini açıklayacaksın. Öylesin ya. Öyle bir dünya yok. Necati Bey. Bak bile diyor yani. 3 senedir giyiyor diyor. Siz o gün... Ya kızım benim bir şeyden... Bak şimdi bir dakika, dinle beni. Şimdi siz ikiniz iki ayrı evi barkı olan insan değil misiniz normalde? Birinizin parası olur, birinizin olmaz. Birinizin olmaz, diğerinin olur. Hı. Şimdi siz o gün ikiniz birden gidiyorsunuz. Telefon alıyorsunuz. Hı. Telefonu yarı fiyatına satıp bölüştüğünüzü söylüyorsunuz. Yani 3600 lira mıydı? Evet. Telefon alıyorsunuz. 1800 liraya satıyorsunuz. 900. Sonra yani o gün ikinizin birden neden öyle bir paraya ihtiyacı oldu? Üstelik o telefon yine senin adın alınıyor. Evet. Senin de oğlun diyor ki babamın aldığı telefonun parasını da ben ödedim diyor. Yok. Şimdi yok, o gün siz ikiniz birden parasızsınız. Ben aylığımı ödedim. Bak bir dakika, lafın sonunu getireceğim. Şimdi sizin o gün ikinizin neden acil paraya ihtiyacı vardı da arkadaşlar 3600 lira da az gelmesin. Bugünün 36 bin lirasından bahsediyoruz. 7 sene öncesi. 7 sene öncesi.
36 hatta 50 bin lira paradan bahsediyoruz. Şimdi onu sat, bak 50 bin liralık telefon alacaksın. 25 liraya satacaksın. 25 bine satacaksın. 12,5 dediklerine göre bölüşeceksin. Şimdi bu çok acil bir paraya ihtiyacın olduğunu gösterir. Kolay mı öteki telefonun parasını ödemek? Sonra ben şunu hiç anlayamadım. Orada kadın tek başına yaşıyor. Zaten siz orada değilsiniz. Değil. Şimdi insan tabii ki her gün annesini arar ama. Mesela ben de sabah aradım açıkçası annemi. Aradım, cevap vermedi. Girdim, programa girdim. Merak da etmedim yani, telefonu bir yerdedir. Şimdi aradım, konuştum. Ulaşamasaydım yine merak etmezdim. Yani şimdi programı bırakıp da alelacele gidebileceğim gibi bir şey hissetmezdim. Sen o gün Ergün Bey, şimdi bu annenizin siz kaybolduğunu nasıl anladınız da herkes köye doluştu? Çünkü ifadelere baktığımda ifadeler farklı farklı. Şimdi biraz bağırışmadan işin sadedine gelelim. Şimdi bu kadın orada yaşıyor. Tabii ki ararsınız her gün ama aradığınız gün olur, aramadığınız gün de olur. Ulaştığınız gün olur, ulaşmadığınız saat olur. Üstelik bu kadın evinde yaşamıyor. Bu kadın açık araziye çıkabiliyor. Bu kadın evden de çıkmayan gidiyor. Bir kadın değil, evet. Ha, değil yani. Ha, evet. Ve bu kadının cep telefonu yok. Yok, ev yani telefonu var. Yani evden çıktığı an siz buna ulaşamayacaksınız. Dolayısıyla merakınız da öyle ona göre olacak. Da cep telefonu vardı da cep telefonunu açmadı gibi değil. Evde oturuyor olması lazım ki. Yani mesela size akşam baksın. 8'den sonra aradığında ulaşamazsan merak annem nerede der? Meraklanmıyor zaten gündüz. Çünkü o biliyoruz bir yerde olduğunu, dışarılarda. Şimdi bize ulaşan cuma günü konuştuğumuz beyefendi, ismini söyler misiniz? Ne diyor? Aslında bütün anlatılanlar oturdu birbirine. Sabah onu gören var. Evet. O akrabanız. Evet. Daha sonra Selahattin Bey diyor ki ben onun telefonla konuşurken ben aslında kocasıyla konuştuğunu sanıyordum ama cep telefonu olmadığı için bahçede kocasıyla konuştuğunu sanıyordum. Ama anlıyorum ki yanına birisi gelmiş, birisi zaten de. Arabanın farını gördüm diyen neydi adı? Selahattin Bey var. Orada da gene ne mevzumuz var? Oğlum mevzusu var. Oğlumsa oğlum ya da evet. Oğlumsan oğlum dedi. Ben orasını tam duyamadım diyor. Ben dedim ki senin bir alacaklın mı geldi? Rami Bey de dedi ki belki de Ergün geldi. Para istedi. O da dedi ki oğlum sen oğlumsun kardeşim, hani verdik verdik nereye kadar? Çünkü sen hep diyorsun ki bana hep onlar baktı diyorsun. Şimdi insan da kocası hasta. Bir verir iki verir. Evet. Bütün paramı da ben sana verirsem 75 yaşındaki kadın bak 100 liraya bile gidip istiyorsunuz. Ankara'dan Çankırı'ya gelip nasıl verecek kadın bütün parasını? Yani. Bir dakika dur. Şimdi bu kadın aslında o bu oğlumsan oğlum konuşmasından sonra öldürülüyor. Üzerindeki bası izlerini siz biliyorsunuz, iddianameden okudunuz. Okudum. Bir Rahmi Bey de söylesin. Bu kadın nasıl ölmüş Rahmi Hocam? Şevki Hocam çok özür dilerim. Sorun değil. Bu kadın bir cinayete kurban gitmiş. Önce onu söyleyeyim. Vay ana. Boğazı sıkılarak vay anam. Ve boğularak öldürülmüş. Buna vicdanın el veriyor mu senin? Bir de bir yalan saniye. Söylüyor. Üstelendin nereden? Ama zaten bir dakika sakin olun. Bunu zaten biliyoruz. Nereden biliyoruz? Ha? Çünkü burada da çok net belirtilmiş. Bu kadının bulunduğu yer kadının yürüyerek gidebileceği ve gittiği bir alan değil. Gidemiyor. Dolayısıyla birisi onu oraya götürmüş. Orada boğazı sıkılmış, boğularak öldürülmüş ve o esnada kadının bir boğuşması var. O boğuşma sırasında muhtemelen yüzü koyun geldi ki tırnak altlarında da toprak artıkları var. Yani toprağa da bir şekilde bastırıldı ve ellerinde bu bastırmaya bağlı, toprağa gelmesine bağlı toprak izleri, yaralanmalar, tırnak altında da toprak artıkları var. Annenizin ne yazık ki, ben de çok dilerdim ki bu rapor yatağında öldü, eceliyle öldü olsun. Ölüm ölümdür ama böyle bir ölümü kimse hak etmez. Kimse böyle bir ölümle hani sonlanmasın. Dolayısıyla bu kadın öldürülmüş. Benim annem oraya Asiye Hanım, ben Asiye Hanım'a söyleyeceğim. Asiye Hanım, sen herkese bağırıyorsun, çağırıyorsun, küfürler ediyorsun ama buranın ana konusu senin birlikte yaşadığın adamın annesinin bu şekilde öldürülmesi. Dolayısıyla buraya bağlanan herkesi
dinlemek zorundasın. Yalanlar ama yalan. Bir dakika. Yalanlara inanma. Bir dakika. Hani yalanlar? İnanma bir saniye. Dinlemek zorundasın. Ergün Bey de dinlemek zorunda. O daha ılımlı dinliyor zaten. Çünkü bu kadının bir katili var ve bu katili bulmak zorundayız. Evet. Doğrusun hocam. Biz de işte. Dolayısıyla her bağlananı dinleyeceksin. Tamam. Çünkü buraya bağlanan kişiler belki senin yaptığın bir takım eylemler dolayısıyla bu kadına ulaştılar ve bu kadının canını aldılar. Biz bunu bilmiyoruz. Kimine? Kim öldü ya? Hocam çok doğru söylüyorum. Ben İdine. Belki bu sebeple beni senin özel yaşamın hiç ilgilendirmez. Hocam bak, buradaki kimseyi de ilgilendirmez. Ama senin özel yaşamın bu kadının ölümüne sebep olacak bir neden olduysa bunu konuşmak zorundayız. Hocam Hüseyin'e benim geçmişim, ne dedim ben buraya geldim? Ben neye geldim? Hani o aramış, ne diyeyim umuruma geldim. Amaç bunu çıkartmak hocam. Hocam bak. Tamam şimdi bunu öğrendikten sonra bu toprak mevzusu bulunduğu yerdeki toprakta mı bu cinayet işlenmiş? Yoksa evinin orada mı işlenmiş, biz onu bilmiyoruz. Henüz o elimizdeki raporlar bunu ama söylemiyor. Ama onu da köyde yaşayanların anlattığına göre, yani zaten soruşturmayı yürütenler de köyde konuşuyorlar. Köyde yaban hayvanları var. Bu kadın 22 gün boyunca bulunduğu arazide beden bütünlüğüne hiç zarar gelmeden kalabilecek bir araziden bahsetmiyoruz. Mümkün değil. O nedenle şunun altını çizeyim. Evet, bu kadıncağız ne yazık ki boğularak öldürülmüş. Demek ki belki de bir şey konuşturulmak istendi. Bir şey alınmak istendi. Kuvvetle muhtemel evde bir birikimi vardı. Evet. O parayla ilgili bu oldu. Ya büyük bir olasılıkla bu kadar konuşturulup neyi nereye sakladı? Öğrenilmek istendi. Boğazı sıkıldı ama zaten yaşlı bir kadın. Düştü dolayısıyla düştü. O boğuşma sırasında da can hayatını verdi. Hayatını kaybetti. Belki de öldürülme niyeti yoktu ama yani hani küçük bir müdahale de olsa o kadıncağız o sırada hayatını kaybediyor. Hocamın dediği gibi yüzüstü düşüyor. Demek ki toprağa da güç almaya çalışıyor. Orada. Kalkamıyor. Tırnakların içinde de o toprak izleri bulunuyor. Sonra 22 gün boyunca yok ya bu kadıncağız. 22 gün sonra bunun altını çiziyorum. Bir gece evvel jandarma diyor ki köylülere evden dışarı çıkmayın. Çünkü arıyorlar tarıyorlar yok. Evden dışarı çıkmayın evlerinizi arayacağım deniliyor. Ve o gecenin sabahında da o kadıncağız işte o arazide bulunuyor. Evet, o dönem hocam. Yine altını çizelim. Bu geçen süre içinde oraya yol açılmış. Dikenli bir arazi. Zaten hani eğer yürüyerek gitse bile üstünde başında dikenler olacak falan. Evet. Öyle bir şey de yok. Evet. Alınmış, oraya bırakılmış. Nerede saklanıyorsa. Şimdi neden o gün hanımefendinin kaybolduğu meselesi ortaya çıktı? Şimdi bu durum çok önemli. Sabah kim aradı ilk? Mesela sabah, ilk... Sabah arama olmadı Müge Hanım. Bu siz beni... bir dakika dur tek tek. Tek kelime. Siz o gün annenizi aradınız mı? Yok hocam erken idi zaten. Aramadım. Bir dakika. Hayır, siz o gün annenizi kaçta aradınız ilk? Aramadım. Bu beni aradıktan sonra aradım. Öğlen sıralarında beni aradı. Bunun arkasında hemen aradım. Telefon çaldı saat ama... Saat kaçtı dur. Saatini bilmiyorum. Bunun öğlen sırası olduğunu biliyorum. Çıkarttıktan bir biri anne... 26 gece aramış beni. Bir dakika. Önce seni Ergün mü aradı? Evet. Ne dedi? Ben dedi köye gidiyorum dedi bana. Anneme ulaşamıyorum dedi bana. Annemle konuştun mu dedi. Ben de konuşmadığımı söyledim. Dün konuşmuştum ama bugün daha konuşmadım dedi. Bir dur aşkım dur. Yavaş. O sırada telefon alım satımı olmuş mu? Sabah mıydı telefon satımı? Onu ben bilmiyorum. Ona sorsun. Hatırlayın. Telefonu sabah mı sattın? Onu bilmiyorum. Evet, bunlar cevaplar. Sabahtan oluyor sabahtan. Müge Hanım sabahtan. Sabah olmasa 10-11 gibi ne olmasa? 10-11 gibi. Müge Hanım tahmini böyle. Tamam. Siz yakın mı oturuyorsunuz Necati ile? Yok. Bu Ankara'dan gidiyor Müge Hanım. Ben Ankara'dayım. Bu işte Ankara'da. Sen niye yakın oturuyoruz diyorsun? Yok. O köyde, Ankara'da. Ben köyde anlıyorum. Ama yani, adam köye gelmiyor ki, karısı istemiyor ki onu. Ben oraya anladım. Tamam. Yani sen o zaman önce Necati'yi aradın. Necati Ankara'dan Çankırı'ya geldi. Telefonu almak için. Evet. Ne dedim? Paraya çok mu ihtiyacın var dedin? Yok Müge Hanım, burada. Öyle bir şey ne de demedim. Kendi geldi yani burada. Kendisi hayır, burada. Tamam kendi geldi. Telefon alalım satalım evet, mevzusunu. Aldık sattık ihtiyacımız vardı. Aldık sattık. Ya bak. Çok özür dilerim. Biliyorsunuz ses tellerinde problem var. Bir dakika. Ameliyat olana kadar biraz idareli kullanmam lazım. Kullanamıyorum. Sabah
O Ankara'da, sen Çankırı'dasın. Evet. Tamam. Niye geldin Necati Bey sen Çankırı'ya o gün? Bu arada dedi ki, ha oğlum, buraya dedi işte gel dedi. Ya ikimizin işte parası dedi. Yok. He, hiç yok. İşte alalım satalım dedi. Bir telefon aldık sattık işte ulaştık. Hepsi bu. Ondan sonra o zaman ikisi, önce sana şunu sordu mu? Dur. Önce sana şunu sordu mu? Necati paran var mı diye sordu mu sana önce? Evet sordu. Sen ne dedin? Ben de dedim yok. Yok. O he. Zaman dedi gel telefon mu alalım dedi. Sen de Ankara'dan. Aynen öyle oldu. Sen de Ankara'dan Çankırı'ya geldin. Evet, Ankara'dan Çankırı'ya geldim işte telefonu işte aldık işte sattık işte hepsi o. Sen de çok akıllısın sonra... kendi üzerine aldın o telefonu. Değil mi? Yok. Ya telefonu sen aldın. Yok onu... o zaten işte benim ev üstümeydi. Senin üstüne hani... alıyorlar heh. Telefonu. Ya bunu senin işte faturanın kullandım. Üzerine alındı. Tamam. He. Aldınız, bölüştünüz mü orada paraları yoksa sen ona biraz evet. Daha verdin mi? Yok. Bölüştük işte orta orta. Tamam. Peki Necati Bey sen sordun mu Ergün? Ergün niye paraya ihtiyacın var hani bu kadar acil beni Ankara'lardan çağırıyorsun? Yok. Hiç olmazmış işte. Dedi işte abi şu şey çekeceğim dedi işte. Ne? Kredi. Bankadan işte kredi. Hepsi o. Yalan. Hayır. Bankadan evet. Kredi çekip işte ödeyeceğim paranı. Hayır. Sen ona sordun mu? Yani Ergün ben Ankara'dayım. Şimdi Çankırı'da bir mesafe yani. Yine yarım saat yok mu Ankara Çankırı arası ya? 2 saat Müge Hanım. 1,5 saat otobüste Müge Hanım. O kadar. Otobüste tabii yani. Ben... Evet. Biz geçerken tabii daha yakın gelmiş bana. Gene 2 saat otobüs. Evet, sen saat. Neyle gittin Ankara'dan Çankırı'ya? Ankara'dan Çankırı'ya otobüsüne. Otobüste 2 saat yol gittin yani. He, peki saat. Sormadın mı hiç Ergün? Ergün bu kadar acil ne var? Yok hiç sormadım işte kredi çekeceğim dedi işte paranı hiç ödeyeceğim işte. Tamam ama o gün niye o kadar çok şeyi var? Yani o gün niye ihtiyacı var? Valla ne bileyim yoğun. İzin açıklayan ettim. Allah bana Allah. Da Ankara'daydı hani gelip gidiyordum. Bir telefonu alalım satalım dedi işte hepsi o. Babam da Ankara'daydı geliyordum gidiyordum yanlarına yani. O gün üstüne nakit yoktu. Tamam baban Ankara'daysa daha iyi o da Ankara'da. Mesela niye 2 saatlik yolu ona getiriyorsunuz? Sen Ankara'ya gidip orada telefon alıp satmıyorsunuz. Gittim Müge Hanım oraya da gittim ben Ankara'ya 50 kere de gittim. Orada da mı telefonu aldınız? Yok almadım. Hayır ben annenin öldürüldüğü günden evet. Bahsediyorum. Sen de baban da Ankara'da hastanede ya. Evet. Niye hastanede mesela... değil Müge Hanım. Kardeşimin evindeydi. Kardeşin yanında. Niye mesela onu ziyarete de gitmedin orada yapmadın da o Çankırı'ya geldi? Ya, o gün senin ihtiyacın vardı demek ki Müge Hanım. Yani ben hani neyse muyum? Tamam niye o kadar çok ihtiyacın vardı işte? Bilmiyorum Müge Hanım o gün içinde. Konu. Ergün Bey bak yaptığınız ticaret değil. Çok büyük bir yük borcu. Ya, 3.000 liraya aldığınız şeyi 1.500 liraya satmak ne demek yani? Hani eşittir ben salağım demek. Tamam nasıl olsa borcu da ödeyecek. Sen salak değilsin de. Hani artık laf nereye gidiyorsa. Evet niye adam 2 saatlik yolu geliyordu kendi üzerine telefon alıyor yarı yarıya hani böyle yapıyor. Senin o sırada niye o kadar acil paraya ihtiyacın oldu? Bilmiyorum Müge Hanım yani ya, o gün nereye verdik aldık mı verdik mi? Hani, ya çok acil bir paraya ihtiyacın yok, olması Müge lazım Hanım, senin. Öyle. Niye bu adam 2 saatlik otobüste getiriyorsunuz ama? Neye geldi bugün Müge Hanım? Gerçekten bir işimiz vardı ama neye geldi? Hani, yo para istedi benden. Tamam diyor. Aldık verdik diyor Müge Hanım bak. Gizlemiyorum ki ben onu. Bak gizleyip gizlememeniz değil Ergün Bey. Ortada bir anormallik yok mu? Bu adam Ankara'dan Çankırı'ya geliyor otobüste 2 saat sana para yetiştirmek için. Bir de böyle çok saçma sapan bir alışveriş oluyor. Senin hocam, lehine onun aleyhine. Bir de Müge Hanım her zaman için benim eşim demeye utanıyorum da şey gereğince. Her zaman benim çocuklarımla geliyor. Para alışveriş olduğu zaman otobüsle geliyor. Sizin evet. Haberiniz olmasın diye. Evet çocukların haberi olmasın diye. Tabii, bir de para atılacak olsa zaten hani bankadan da gönderilebilir. Artık yani her şey telefonla halledilebilir. Ama o kadar parasızlar. Şimdi öyle düşün. Şimdi o kadar parasızlar ve bu yapılıyor. Için babamın parası var. Ergül'ün sonra alışmıyorduk işte. Sonra bana şu kağıtları verir misin? Ya, onları bana böyle verin de buraya. Hayatım sürekli telefonu, istemeyeyim. Şey, karışmaz. Attık. Sonra birdenbire o para tabi anladığım kadarıyla senin dişini kesmiyor. Daha para lazım. Yok, para kimde ya, var? Annende var. Ki. Şimdi buna nereden geliyorsun Müge? Nereden evet. Böyle bir kanıya ulaşıyorsun? Çünkü Asiye şöyle diyor Asiye boyacı şeyinde ben diyor Ergün'le diyor imam nikahlı olarak yaşarım
Çankırı iline emlakçı dükkanına gitmek üzere yola çıktık. Dükkana gittiklerinde Ergün Necati Çiçek'le buluşacağını söyleyerek yanımdan ayrıldı. Çarşıya çıkarak birkaç mağazalardan bir şeyler aldı. Daha sonra emlakçı dükkanına geri geldi. Yolda giderken Ergün Yıldırım'ın annesini aradığını fakat ulaşamadığını, kendisinin de aramasını söylediğini, kendisinin de birkaç kez aramasına rağmen Sevim Yıldırım'a ulaşamadığını söylüyor. Yani aslında Asiye bir tanesine demiş ki Ergün bana geldi. Dedi ki ben annemi aradım ulaşamadım. Asiye sen de ara demişsin Asiye'ye. Öyle mi? Doğru mu yani? Benim bak daha telefonum hala duruyor. Şarjı bitti. Hani çekmiyordu. Onu telefonundan aradım. Bozuldu. Telefonumuz bozulduydu. Sen öyle. Şimdi hangisi? Nasıl oldu? Sen mesela dur bir dakika. Senin önce bir Necati ile bu telefon mevzusu da oldu. Sonra anneni kim aradı? Hanginiz aradınız? Asiye mi sen mi ulaşamadın? Ben aramışımdır mı yani? Tamam neden aradı? Şimdi şöyle hani ufak tefek eksikledik hani gönderiyorum, açıklıyorum. Doğru. Veya hani köye gideceğim veya yani bir şey istiyor mu diye aradım, ulaşamadım. Yine hani kardeşimi de aradım hani. Yani bir dakika dur yavaş sakin. Yani sen köye gidecektin. Bir dakika. Veya, yani bir yolda gitmedim. Ekmek hani ekmektir şudur budur veya Ergün Bey. Ulaşamayınca ya yine dün benim tarlasına gitti. Ergün Bey dur anlaşalım. Şimdi hiç paranız pulunuz yok sizin. Sen şimdi annenin ekmeğini düşünmezsin o gün. Para pulu yok. Sen şimdi köye niye gidecektin annenin yanına? Paran yok ki. Müge Hanım aldım ben abi. Bak buradan o gün var. Yahu sen de haydan gelen oya gider. Ondan aldığın para ne olacak? Bir ihtiyacın var ki adam iki saatlik yol geldi. Sana onu yaptı. Müge Hanım benim acil bir hiçbir zaman ihtiyacım olmadı. Niye o zaman adamı getirtti? Aldım işte haç dönmüyor da aldım. Bak Müge Hanım. Tamam, ama benim öyle yüklü bir paraya kimseye bir yüklü borcum olmadı ki bu zamana kadar. Ödemediğin için yok. Senin bir sürü kişiye borcun var. Yok Müge Hanım. Ben şuraya merak ediyorum Müge Hanım. Gerçekten ya. Hani bu devlet, bu kanun, bu millet 20 sene ben orada geziyorum. Neyi beklemişler? Ben almışım ya, vermiyormuşum ya. Çok haklısın. İnsanlar artık o kadar bıkıyorlar ki bu mahkeme sürecinden seni de böyle konuşturuyorlar. Oralarda çok haklısın ama bu onların ayıbı değil yani. Bu mahkeme süreçlerinin bu kadar uzun sürmesi milletin de yerli yersiz mahkemeye başvurup bu yetişememe durumundan kaynaklanıyor ama. Ya Mülgen'im bırak adamları. Ama bu değil. En basit daha yetiştirdiğim evlat bile aynısını rankörlük yapıyor. Kalmış ki. Kurban olayım Allah'ım. Anladım. Şimdi. Öbe ya. Bir dakika. Tam tersi okuduk da ondan. Senin Ergün Yıldırım'ın 19-12-2020 günü verdiğin ifade karakol komutanlığına. Öğleden sonra 14 sıralarında Ankara ilinde ikamet eden kız kardeşim Nurgül beni cep telefonundan aradı. Anneme ulaşamadığını söyledi. Ben de kendisine haberimin olmadığını ve arayacağımı söyledim. Telefonumu kapatıp annemi aradım ulaşamadım. Benden sonra eşim Asiye de annemi aradı ancak telefonu açan olmadı. Evet. Şimdi bir ifadende de demişsin ki Nurgül beni aradı anneme ulaşamadığını söyledi. Doğru. İşte Müge Hanım bak açık. Ya önüne koymuşlar işte ispatlamışlar ya. O ifadeleri annemi ararken verdi. Bile bile gözüme baka yalan söylüyorum. Bana bile çamur atmaya çalışacağım. Ben mi yapacağım? Ben en son kişiyim o anneme bir şey yapacak. Sen kendini düşün. Bir dakika. Şimdi şey yaptım, arkadaşlar. Hayır onu demiyorum. Ondan kim aradı onu konuşuyor. Şimdi bir önceki ama ifaden. Ama yalan söyle. Orada bir de bacım beni aradı diyor. Bir dakika. Yani şu adamı iki saat otobüsle getirtip aldığın parayla annene ekmek alacağın için anneni aramak istediğini söylüyorsun. Ya örnek diyorum. Hani. Tamam ya da bir başka bir şey. Bak Ergün Bey sen baban hastanedeyken annem 1 milyon lira verdi, 1000 lira verdi sen gittin 100 lira istedin ya. Evet. Sen artık ağzında kuş tutsan sen annene alıp bir şeyler götürdüğüne beni ikna edemezsin. Koskoca adam 50 küsür yaşında 75 yaşındaki anasına 100 lira için Ankara'dan Çankırı'ya gitmez. Atar kendini. Sana bir şey söyleyeyim mi? Üzerimdeki ceketi satarım. Gözlüğü gider satarım. Gene gidip 75 yaşında zaten o 1000 lirayı almışım. Utanç içindeyim. Gidip bir de 100 lira istemem annemden 2 saatlik. Zaten benim kusura bakma. Kimse görmüyor. Madem öyle ben evlattım. Olmaz. Olmaz. İstemem. Sen artık annenin babanın bir ihtiyacı olursa onu karşılayacak pozisyon olur. Karşıladım Müge Hanım. Onlardan para değil. Bir dakika. Sonra yalan söylemesin. Burada demişsin ki. Biz aldık bunları yedi. Burada demişsin ki Nurgül. Beni aradı, anneme ulaşamadığını söyledi demişsin. Fakat HTS kayıtlarına bakıldığında kız kardeşin seni aramamış. Senin kız kardeşini aradığın ortaya çıkmış. Asiye de diğer ifadesinde hal hatır sormak için ben aradım Sevim Hanım'ı demiş. Aradım şimdi annem. Hangisi? Nedenini soruyorum. Bunun cevabını yarın bulacağız. Bir dakika, bunun cevabını yarın bulacağız. Çünkü bu kadın otururken neden... Kayıp olarak arandı. Bence çok önemli bir mevzu. Evet. O gün hiç kimse arayamayabilirdi.
Sen gitmemiş olabilirdin, siz aramamış olabilirdiniz. Hiçbir problem olmazdı. Ya, evet. Niye o gün gece saat 10'dan sonra herkes bir ayağa kalktı? Ne hissedildi, ne duyuldu da gidildi ona? Ya bir ihtiyacın ne var? Benim her önemli olan o. Reklamlara girmeden önce bu akşam ATV'de Yaban Çiçekleri isimli bir dizi başlıyor. Yaban Çiçekleri beklenmedik bir olayla yolları tekrar kesişen eski aşıklar Kılıç ve Ela'nın hikayesini anlatıyor. Bu akşam saat 22'de ama dur be yavrum konuşunca konuşamıyorum. Neyi yalan söylüyorlar? Benim söylediğim bir hakkeme kaydı. Aradım. Bu akşam saat 20'de Yaban Çiçekleri'ni izleyebilirsiniz. Biz reklamlara girelim. Reklamlardan sonra veda edeceğiz. Konuşmaya devam edeceğiz. Tahmin edebileceğiniz gibi yarın görüşebilmek dileğiyle.